Değerli öğrenenler, sizler için birçok ders özetini hazırlamaya devam ediyoruz. Kanalımızda hali hazırda 1000'den fazla dersin özetine ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda 500'den fazla soru-cevap videosuna ulaşabiliyorsunuz. Kanalımızın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kaliteli içerik üretimine devam edebilmemiz, daha fazla izleyici kitlesine ulaşabilmemiz ile de mümkün olacaktır. İzlediğiniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İçeriğin arkadaşlarınıza da faydalı olacağını düşünüyorsanız lütfen onlarla da paylaşın. Sosyal medya gruplarında ya da hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Bunlar kanalımıza destek olabileceğiniz en kolay ve ücretsiz yöntemler. Diğer yandan katıl butonuyla ekibimize çay ısmarlayabilirsiniz. İyi çalışmalar ve başarılar dileriz. Radyo ve televizyon programcılığının temel kavramları dersi 1. ünite özeti. Televizyon programcılığının temel kavramları. Giriş. Kitle iletişim araçları arasında hala en popüler kitle iletişim aracı olan televizyonun ne yıllar sonrası teknolojik yapısı ve organizasyon yapısında değişimler olmuştur. TV kurumları karasal yayınlar dışında uydu yayınlarına geçmiş, farklı kanalların bir araya toplandığı dijital platformlar kurulmuş ve belli başlı televizyon kurumları yayınlarını internet ortamına taşımaya başlamıştır. Yeni teknolojilere koşut olarak ortaya çıkan sayısal yayın sistemleri, ödeve izle sistemi, istediğini izle sistemi, internet televizyonu, mobil TV gibi gelişmeler televizyon yayıncılığında gözlemlenen yeni kavramlardır. Bu kavramlardan bazıları aşağıda kısaca açıklanmıştır. Kaynak: kamu ya da ticari televizyon kanalına karşılık gelir. Bir televizyon programı olarak tasarlanan iletiyi kodlayan kişi ya da kurumdur. Yaratım: bir fikrin, konunun, görüşün, olayın, gerçeğin televizyonun anlatım olanaklarını kullanarak bir televizyon metnine dönüştürülmesidir. Yaratım süreci: bu konuların televizyon programına dönüşürken bireysel ya da ekip olarak ortaya konulan süreçlerin tümünü kapsar. İletim: kaynaktan çıkan ses ve görüntü sinyallerinin elektronik olarak izler kitleye ulaştırılmasıdır. İzler kitle, televizyon programının ulaştığı izleyici topluluğudur. Hedef kitle, bir iletişim modelinde iletilerin gönderildiği ve harekete geçirilmeye çalışıldığı, iletinin hitap ettiği izler kitledir. Etki tepki, izler kitlenin televizyon programlarına beklentileri, ihtiyaçları doğrultusunda tepki vermesidir. Geri besleme, izler kitle, karşılaştığı televizyon içeriklerine dair duygu ve görüşlerini iki yönlü iletişim ortamlarında olduğu gibi doğrudan aktarabilme olanağına sahip değildir. Bu durum televizyonun tek yönlü kitle iletişim aracı olmasından dolayıdır. İzler kitle anketler, reyting ölçümleri, internet yorumları, mobil telefon mesajları gibi farklı yöntemlerle geri bildirimde bulunabilirler. Televizyon programcılığında bir konunun, fikrin, olayın, gerçeğin bir ekip tarafından, gerekli teknolojik altyapıyı kullanarak bir televizyon programına dönüştürülmesinde belli aşamalar vardır. Bu aşamalar şunlardır: yapım öncesi, yapım, yapım sonrası. Yapım öncesi, bir fikrin televizyon programına dönüştürülmesi sürecinden yapılan ilk görüntü kaydına kadar gerçekleştirilen aşama olarak tanımlanır. Bu süreçte fikirler belirlenir ve bir konu üzerinde odaklanılır. Bu fikir önce basit sinopsis haline getirilir, daha sonra geliştirme senaryosu olarak da tanımlanan tretmana dönüştürülür. Sinopsis, bir televizyon programı ya da bir film öyküsünü kısaca anlatan 5-6 cümlelik özettir. Tretman, kurmaca ya da gerçeğe dayalı olsun programda neyin, nasıl anlatılacağının belirlenmesidir, senaryonun özetidir. Senaryo, tretmanda aktarılan televizyon programının daha ayrıntılı ve diyaloglarla yazılmasıdır. Görüntü ve sese dönüşecek her şeyin yazılı halidir. Çekim senaryosu, senaryonun görselleşmiş halidir. Çekim zamanından dekora, mekanlara, kostümlere, kullanılacak objektiflerden çekim ölçeklerine kadar bütün görsel detayların çekim ayrıntılarını içerir. Görselleştirme kağıdı, storyboard bir televizyon programını oluşturan görsel anlatı öğelerinin çizilerek görselleştirilmesidir. Her ülkede yayın yapan televizyon kanallarının sayısı yüzlü sayılarla ifade edilemeye başladığından birçok tema, içerik, biçim ya da diğer anlatı öğeleri birbirine benzemekte, birbirinden esinlenmektedir. Bu durumda her yapımcı telif haklarını düzenleyen fikir ve sanat eserleri kanununa uygun davranmalıdır. Mevzuata dayanarak daha önce üretilmiş medya metinlerinin bir bölümü ya da tamamı, telif hakkı sahibinin izniyle kullanılabilmektedir. Yapım: bir televizyon programının dijital format ya da film formatında kayıt altına alındığı aşamadır
Program fikrinin görüntü ve ses ortamına aktarılmasıdır. Canlı yayın, yayıncı veya yayıncı dışında gerçek ya da tüzel kişilerce hazırlanmış bir radyo veya televizyon programının, bir faaliyet veya bir olayın anında, naklen veya stüdyodan izleyiciye aktarıldığı yayın türüdür. Program canlı kaydediliyorsa yayın zamanında doğrudan yayınlanır. Canlı yayınlanmayan ve canlı kaydedilmeyen televizyon programlarının kayıtları yapım sonrası aşamasında hazırlanır. Yapım sonrası, ilk etabında yapım aşamasında kaydedilen program dijitalse doğrudan kurguya yönlendirilir, film formatındaysa banyo edilmek üzere laboratuvara gönderilir. Sadece kurgu değil her türlü ses, grafik, görüntü, fotoğraf, animasyonun eklendiği, renk, ses düzeltmesinin, özel efektin yapıldığı aşamadır. Bu aşama sonrası televizyon programları yayına hazır hale gelir. Tasarlanacak programın hangi koşullarda ve hangi coğrafyaya nasıl bir ölçekte, ne kadar izleyiciye yayınlanacağı yayın ölçeği kavramı ile tanımlanır. Televizyon yayınları 3 ana başlıkta toplanır. Ulusal yayın, bütün ülkenin yerleşik alanının en az olmamak üzere gerçekleştirilen yayınlara verilen addır. Bölgesel yayın, birbirine komşu en az 3 il veya en az bir coğrafi bölge alanının asgariinde yapılan yayınlardır. Yerel yayın, mülki taksimat itibariyle en az bir ilçede, merkez ilçe dahil veya bir ilin alanının en az inde yapılan yayınlardır. Gerçekleştirilen yayınların teknik altyapısı da önemlidir. Televizyon yayınları farklı teknolojiler ile gerçekleştirilebilmektedir. Genel olarak kullanılan teknolojiler şunlardır. Karasal yayın, ses ve görüntünün elektromanyetik sinyallere dönüştürülerek belirli frekanslardan yine elektromanyetik dalgalar aracılığıyla alıcılara iletildiği yayındır. Yılların ortalarına kadar Türkiye'de gerçekleştirilen yayınların tamamı karasaldı. Kablolu yayınlar, radyo ve televizyon programlarının ve veya program ilintili veri sinyallerinin kablo ortamından, metal veya fiber optik kablo gibi transmisyon ortamları üzerinden, kamuya yönelik olarak iletilmesi suretiyle gerçekleştirilen yayınlardır. Oldukça pahalı bir altyapı gerektirdiğinden sınırlı bölgelerde gerçekleştirilen bu yayınlar için izleyiciler para ödemek zorundadır. Uydu yayını, radyo ve televizyon programlarının ve veya program ilintili veri sinyallerinin uydu ortamından doğrudan kamuya yönelik olarak iletilmesi suretiyle gerçekleştirilen yayınlardır. Televizyon yayın platformları, ulusal ya da uluslararası birçok televizyon, radyo, veri yayını ve ek yayın hizmetlerini paketler halinde toplayarak belirli bir ülkedeki izleyici gruplarına ücret karşılığında kesintisiz olarak yayınlayan ticari kurum ve kuruluşlardır. Aboneli şifreli yayın ses ve görüntünün şifrelenmek yoluyla iletildiği ve belirli bir abonelik ücreti ödenerek izlenebilen yayınlar olarak adlandırılır. Veri yayını televizyon yayınları için ayrılan bant içinde, radyo ve televizyon yayını ile birlikte, radyo ve televizyon programlarıyla ilintili ve televizyon programlarından bağımsız verilerin, halkın doğrudan alması amacıyla iletişim ortamında yayınlanmasıdır. Ek yayın hizmetleri televizyon yayınlarına tahsis edilen kanal içinde kalmakla birlikte kullanılmayan bölümler üzerinden, radyo yayınlarında ise tahsis edilen frekans içinde ek taşıyıcılar aracılığıyla, televizyon ve radyo program yayınlarıyla birlikte yapılan radyo veri sistemi, veri yayıncılığı, teleteks ve benzeri bağımsız hizmetler olarak tanımlanır. Televizyon programlarında anlatı yapısı. Anlatı yapısı, sekansların içinde gerçeğe veya kurmacaya dayalı hikayeyi geliştiren planlar, stratejiler ve gelenekler, kurallar olarak tanımlanır. Ayrıca belli bir zaman ve mekanda geçen, neden-sonuç ilişkisine dayanan olaylar zinciri olarak da tanımlanır. Televizyon metinleri anlatısal, narratife, metinlerdir, farklı drama türleri ve bunlara benzer metinler televizyon yayınları içinde sıklıkla yer alır. Art arda gelen farklı türde programlar olduğundan tür, televizyonun anlatı yapısının temel öğelerinden biridir. Televizyonun anlatı yapısı düşsel öykülerle eşitlenen kurmaca metinler ve gerçeğe dayalı metinler olarak iki farklı şekilde değerlendirilebilir. Artık bu ayrımın sınırları değişerek geçişken bir hale gelmiştir. Televizyon programlarında akış. Akış, televizyon yayınlarının birbirinden farklı türdeki programlarla sistematik bir şekilde ardı ardına dizilmesinden ortaya çıkar, kesintiler yaratarak bölümleme ve sıralama olarak tanımlanır. Gündelik yaşamda insanların genel olarak yaptıkları işlerin ve eylemlerin zamansal dağılımı gibi televizyon yayınlarının da belirli bir zamansal sıralanışı vardır. Bu zamansal sıralanış ülkelere, televizyon şirketlerine ve hatta bu şirketlerinin farklı kanallarına göre çeşitlilik gösterebilir. Televizyon programlarında format. Format kavramı, bir programın yapısı, biçimi, yapım stili, tarzı gibi programın kendine özgü yapısını belirtmek için kullanılır.
Kavram olarak format, televizyon programları arasında genel türsel bir ayrımlamadan çok, daha keskin ve net bir ayrımlama ortaya koyar. Format kavramı tekil bir yapıya karşılık gelir ve yasal olarak telif oluşturabilecek bir özgünlük arz eden televizyon yapımlarının formüllerini içerir. Tür ve format kavramları birbiriyle karıştırılsa da tür kavramı programa özgü olarak anılan bir kavram değildir. Program mekanı, karakterlerin sayısı, işlevleri, olay örgüsünde yer alabilecek anahtar öğeler, kurallar, kamera kullanımı gibi diğer programlarda görülmeyecek kadar eşsiz ve kendine özgü öğeler, bir programın formatını oluşturan formüllerdir. Öncelikle seri, serial ve süren serial kavramlarını pekiştirmekte fayda vardır. Bu üç kavram da aslında yaygın olarak kullanılan dizi kavramı ile örtüşür, ancak aralarında bazı farklılıklar vardır. Seri, her hafta başlayıp biten bir öykü içeren televizyon dizileridir. Serial, televizyon için çekilmiş birkaç bölüm devam eden ve biten dizilerdir. Süren serial ise, başlayan ve bitmeyen, başı unutulan ve sonu beklenmeyen yüzlerce bölüm sürebilen, pembe diziler gibi, televizyon dizileridir. Televizyon formatı, üretilen serilerden bağımsız bir bölüm içindeki değişken öğeler sisteminden ortaya çıkan, fakat serinin tümünde değişmeyen öğeler sistemidir ve format kavramını en iyi tanımlanabileceği televizyon programları serial yayınlardır. Format, lisanslanabilir ve pazarlanabilir olduğundan ticari yönü de önemlidir. Programların telif korumaları, alınan lisanslarla sağlanır. Format uyarlaması özgün bir televizyon program formatının farklı ülkelerde yayınlanması için programın ana yapısına sadık kalınarak, ülkelerin kültürel, yerel özellikleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmesidir. Birçok uluslararası yapım dolaşıma sunulurken yapımın kendisi değil formatı pazara sokulur, bu durumda günümüz televizyon yayıncılığında birebir formatlardan çok format uyarlamalarına sıklıkla rastlanır. Televizyon programlarında tür. Tür kavramının temelinde bir ayrımlama ya da sınıflandırma yatsa da, sadece nesneleri ya da olayları sınıflandırmak için uygulanan bir sistem olarak algılanmamalıdır. Tür, aralarında benzer ortak özellikler bulunduran varlık ya da nesneler topluluğu olarak tanımlanır. Televizyonda tür en basit anlamıyla birden çok programın benzer özellikler göstermesiyle oluşturdukları gruplamalar olarak adlandırılır. Altman'ın ayrımlaması, Mittal, 2004, ve Nealan, 1980, anlatımlarıyla ortak noktalar gösterse de, adı geçen kuramcıların tür kuramı doğrultusundaki görüşleri dört ana başlık altında toplanabilir. Tür sınır koyucu bir olgudur. Tür bir uzlaşı aracıdır. Tür bir endüstri ürünüdür. Tür geleneklere dayanan kültürel bir öğedir. Programların sınıflandırmaları programların süresine, kurmaca ya da gerçek yapısına, kullandıkları çerçeve oranlarına ve hatta içerdikleri temadan ses bilgisine kadar çeşitlilik gösterebilir. Televizyon metinleri üzerinde çalışma yapan kuramcıların, televizyon program türlerini farklı bakış açılarına göre ve farklı adlar altında sıraladıkları görülür. Haber, drama, varyete, spor, reklam, melodram, polis dizileri, belgesel, çizgi film, durum komedisi, çocuklar için televizyon programları, popüler eğlence, bilim kurgu ve bunlara benzer çok daha uzun bir liste oluşturabilecek kadar farklı ayrımlara rastlamak mümkündür. Türlerdeki sınıflandırmalar zamanla değişebileceği de dönemsel incelemeler ile ortaya konmuştur. Radyo ve televizyon programcılığının temel kavramları dersi 2. ünite özeti. Radyo programcılığının temel kavramları. Giriş. Dünyada ve Türkiye'de radyo yayınları li yılların ikinci yarısına rastlamaktadır. Özellikle li yıllar, radyoculuk açısından en parlak dönemlerdir. Radyonun diğer kitle iletişim araçlarına oranla en önemli özelliği kolay ulaşılabilmesidir. Radyo, dinleyicisiyle doğrudan iletişim kurar. Televizyonun, gazetenin ve internetin gerektirdiği özel dikkat seviyesine ihtiyaç duymaz. Radyonun bir diğer önemli özelliği ve avantajı ise ucuz olmasıdır. Radyo, hem dinleyici açısından hem de yayıncı açısından ekonomik olarak maliyeti azdır. Radyo habercilik açısından da en düşük maliyetle ve en hızlı bir biçimde yayın yapma gücüne sahiptir. Televizyon haberleri için görüntü ihtiyacı, gazete için fotoğraf ve baskı için gerekli süre radyo için söz konusu değildir. Radyoculuğa ilişkin temel kavramlar. Dinleyici üzerinde bir etki yaratabilmek için radyo, daha çok hayal gücüne seslenir. Hayal gücünü besleyen ve samimi bir biçimde dinleyicisiyle iletişim kuran radyo programcısı, dinleyiciyi etkileme gücüne de sahiptir. Radyonun en önemli başarısı, dinleyici ile kurduğu yakın iletişimden kaynaklanır. Radyo yayını. Ses.
müzik ve efekt olmak üzere üç farklı unsurun bir araya gelmesi sonucunda gerçekleşmektedir. Radyo zihinde resim yaratır, radyoyu diğer kitle iletişim araçlarından daha üstün kılan en temel özelliği, dinleyicinin hayal gücünü genişleterek yaratıcılığına seslenmesidir. Radyo bireyle konuşur, radyo, televizyona oranla çok daha kişisel bir araçtır. Dinleyici ile arasındaki mesafeyi en aza indirebilen radyo yayınları başarılı olmaktadır. Radyo hızlıdır, gazete, kitap ve yazılı materyallere alıcının ulaşabilmesi, bunların önceden yazılması, dizilmesi ve basılması işlemleri gerçekleşmelidir. Televizyonda ise görüntünün kaydedilmesi ve kurgulanması gerekir. Radyoda programların ve haberlerin hazırlanması televizyona göre daha kolaydır. Radyonun sınırları yoktur, radyosu olan herkes, sınırlar ötesi ülkelerden bile radyo dinleyebilir. Radyo rahat ve kolaydır, radyo dinleyicisi olabilmek için, sadece işitme yeteneğine sahip olmak yeterlidir. Radyo ucuz ve basittir, diğer kitle iletişim araçlarıyla kıyaslandığında, radyo, hem alıcı, hem de yayıncı açısından son derece ucuzdur. Radyo yapısı gereği anlıktır, radyo, gönderdiği iletiler açısından kısa ömürlüdür. Radyo seçicidir, radyo programcıları, dinleyicinin ne istediğini, nelerle ilgileneceğini belirlemek ve önceden seçmek zorundadır. Dinleyici duymak istediğini yakalayamazsa, başka bir kanala yönelebilir. Radyo kişiseldir, diğer kitle iletişim araçlarından farklı olarak radyo, sadece tek bir kişiye seslenirmişçesine yayın yapar. Radyo şaşırtır, radyoda bir sonraki müzik ve söz bilinmez ve bu nedenle radyo, hep şaşırtır. İnsan sesi, ses, radyo programlarının en temel unsurudur. Ses malzemesinin kullanılmasında, sözcüklerin seçimi, tümcelerin yapısı, dilin kullanımı önemli olmakla birlikte, bu sözcükleri, tümceleri insan sesi durumuna getirme de o denli önemlidir. Radyonun yayıncılık anlayışına ve formatına göre bir programda kimi zaman insan sesi daha çok kullanılırken, kimi zaman da müzik öne çıkmaktadır. Sessizlik, programcı, önemli ve önemsiz sesleri ayırt etmeli ve önem derecesine göre hepsini dengeli bir biçimde kullanmalıdır. Müzik, radyo programları için vazgeçilmez bir diğer unsur ise müziktir. Radyoda müzik, mesajın kendisi olarak doğrudan ya da dolaylı olarak yer almaktadır. Farklı dinleyici gruplarının radyo dinleme tercihlerine göre, radyo yayın formatları belirlenir. Haber, konuşma ve spor formatı. Folk müzik formatı. Güncel sevilen şarkılar formatı. Yetişkinler için güncel müzik formatı. Rock ve alternatif müzik formatları. Kent müziği formatları. Caz ve klasik müzik formatları. Eski şarkılar formatları. Dünya müziği formatları. Dini program formatları. Topluluk radyoları. Üniversite radyoları. Müzik programlarında müzik unsuru doğrudan müzik iletisi olarak kullanılır. Ana mesajın söz ile iletildiği programlarda, söze vurgu yapmak, güçlendirmek ve program içerisinde geçişleri sağlamak için müzik kullanımı ise, dolaylı müzik iletisi olarak tanımlanmaktadır. Müziğin dolaylı kullanımı 5 biçimde sınıflandırılmaktadır. Tanıtım, sinyal, müziği. Geçiş müziği. Fon, arka plan, müziği. Ses efekti olarak müzik. Dinleti müziği. Efekt, programlarda işlenen konulara canlılık, gerçeklik ve derinlik kazandırmak amacıyla kullanılan yardımcı unsurlardır. Daha çok dramatik yapımlarda kullanılan efektler. Doğal efektler ve yapay efektler olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğal efektler, daha önceden, sesin kaynağından kaydedilir. Araba korna sesi, su sesi, havlama ve gülme efektleri doğal ses efektleridir. Yapay efektler ise, iç efektler olarak tanımlanır ve yayın sırasında yapılan efektlerdir. Bir parça kılıdı buruşturarak çıkartılan yangın sesi yapay efektlere verilebilecek en güzel örnektir. Efektler başlıca şu amaçlarla kullanılırlar. Yer belirleme. Sözün etkisini güçlendirme. Zaman belirleme. Atmosferi belirleme. Program giriş ve çıkışlarını belirleme. Geçişleri belirleme. Radyoculuğa ilişkin temel teknik kavramlar. Radyo yayıncılığı söz, müzik ve efekt unsurlarının en etkili biçimde bir araya getirilmesinin yanı sıra tüm bunların dinleyicinin kulağına en sorunsuz biçimde aktarılması işidir. Bu aktarım sırasında hemen hemen her aşamada teknolojiden yararlanılır. Radyo yayıncılığının gerçekleşebilmesi için stüdyo, mikrofon, ses masası, verici, anten ve alıcıya ihtiyaç duyulur. Stüdyo, bir radyo stüdyosu. Yayın ve
Kayıt stüdyosu olmak üzere iki stüdyodan oluşur. Radyo stüdyolarında program yapımlarının gerçekleştirildiği bölüm, kayıt stüdyosu ve yayının yapıldığı bölüm ise yayın stüdyosudur. Kayıt stüdyosu, daha çok müzisyenlerin canlı etkinliklerini ve söyleşileri kaydetmek, program yapımını gerçekleştirmek için kullanılır. Yayın stüdyosunda sesini iletmek için mikrofonlar, telefon hatları, müzik ve diğer sesli kaynaklar için CD, kaset, kartuş ve bant okuyucular, bilgisayar, ses kaynaklarını yayına dönüştürmek için ses masası bulunmaktadır. Mikrofon, ses dalgalarının hareketini elektrik enerjisine dönüştürür ve bir kablo aracılığı ile ses masasına gönderir. Programcının sesi ne kadar nitelikli ve güçlü bir ses olursa olsun mikrofonun kalitesi yayını büyük ölçüde etkiler. Ses alma yönlerine ve etki alanlarına göre olmak üzere 3 gruba ayrılır. Yapılarına göre mikrofonlar. Yönelme karakteristiklerine göre mikrofonlar. Etki alanına göre mikrofonlar. Ses masası, programın birbirinden farklı tüm parçaların harmanlanması için ses masası kullanılır. Ses masası, birden fazla ses kaynağının, yayın akışı içerisinde radyo vericisine gönderen elektronik bir cihazdır. Yükseltim, sinyalin, kullanılabilir seviyeye yükseltilmesi iken ses masası, sinyalin gideceği yönün belirlemesine, yönlendirilmesine yönlendirim denir. Verici, yayının dinleyiciye ulaşmasını sağlayan en temel araç vericidir. Verici en temel şu üç öğeden oluşmaktadır. Kılavuzun bir parçası olabilen stereofonik kod yayıcı. Taşıyıcı frekansı yöneten ve düşük frekans sinyaline göre frekans modülasyonunu sağlayan kılavuz modülatör. Güç çoğaltıcı radyo istasyonları, yayınlarının dinleyiciye sağlıklı bir biçimde ulaşabilmesi için vericiyi özenle seçmelidir. Anten, yayının geniş bir alanı kapsaması için, anten çıkış gücü, anten yüksekliği, antenin dinleyici kitleye yönlendirilmesi, frekans seçimi gibi konulara dikkat edilmesi gereklidir. İki nedenle radyo yayınları dinleyiciye ulaşamayabilir. Bunlardan ilki, antenlerle dinleyici arasındaki hava zayıflaması, ikincisi, yeryüzündeki yüksekliklerdir. Alıcı, dinleyicilerin radyo yayınlarını duydukları cihazlardır. Transistörle birlikte, radyo taşınabilen bir araç olmuştur. Radyo programcılığında mesleki kişilikler. Radyo yayınları, takım ruhu ve anlayışı içerisinde, bir grup insanın ortak çabası ile ortaya çıkmaktadır. Bu süreçte görev alan kişiler ve görevleri radyonun yerel ya da ulusal yayın yapıp yapmadığına, benimsediği yayın formatına göre değişmektedir. Temelde yayıncılık anlayışlarına göre radyolar. Kamu hizmeti yayıncılığı modeli ve ticari yayıncılık olarak ikiye ayrılırlar. Kamu radyoları, yayıncılığı kamusal bir görev olarak kabul eder ve bu doğrultuda kamuya ait olan frekansı, halkın bilgilendirilmesi için kullanır. Bu sistemde, yayın kurumunun geliri devlet tarafından karşılanır. Ticari radyolar, ticari radyo modeli, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilmiştir. Özel girişim tarafından kurulan ve yönetilen radyolardır. Birer işletme olan, özel radyoların öncelikli amacı, kar elde etmektir. Ticari radyolar, gelirini reklam ve sponsorluktan elde ederler. Radyo yayınları uzman bir kadro tarafından yürütülür. Bu kadronun içinde, yayın müdürü, program müdürü, müzik müdürü, haber müdürü, teknik birim, muhabir, pazarlama müdürü, şef mühendis, stüdyo ekibi, spiker, sunucu, programcı, yapım gibi geniş bir kadro bulunur. Radyo sahibi, ticari radyolarda, radyo kanalına parasal desteği sağlayan kişi veya kuruluşlar radyonun sahibidir. Radyo müdürü, ticari radyolarda radyo müdürü, radyonun sahibinden sonraki en yetkili kişidir. Radyonun tüm işleyişinden sorumludur. Kamu radyolarında ise radyo müdürü, genel müdür ya da başkan yardımcısı olarak isimlendirilir. Program müdürü, yayın politikasına uygun haber, müzik ve söz programlarının yapılmasını sağlamak, yayın kalitesini denetlemek, yayınların içeriğinin yayın ilkelerine uygunluğunu denetlemek, yayınlarla ilgili kısa ve uzun dönemli programlar hazırlamak ve gerekli müzik arşivini sürekliliğini sağlamakla görevlidir. Müzik müdürü, istasyonun yayın anlayışı ile örtüşen müzik eserlerini takip eder, yeni çıkan eserleri bu doğrultuda değerlendirir. Haber müdürü, özel radyolarda haber müdürü, program müdürüne bağlı olarak çalışır. Haber müdürü, radyolarda haber bültenlerinin ve haber programlarının yapılmasından sorumlu kişilerdir. Haber müdürü aynı zamanda haberi yapan muhabirlerden de sorumludur. Pazarlama müdürü, yayın süresini reklam verenlere satarak,
İstasyonun gelir elde etmesini sağlayan kişidir. Muhabir, kendisinden istenen olayın takibinden, araştırılmasından ve haber haline getirilmesinden sorumlu kişidir. Haber biriminin en temel üyesidir. Muhabir haberi yansız, hızlı ve doğru bir biçimde yapmakla ve dinleyiciye aktarmakla görevlidir. Şef mühendis, radyo istasyonundaki teknik tüm cihazların, satın alınması, tamir ve bakımı şef mühendisin sorumluluğundadır. Yayın yönetim şefi yayından sorumlu program bölümü ile teknik birim arasındadır. Bu iki birimin arasındaki ilişkileri düzenlemekle görevlidir. Stüdyo ekibi, radyo yayıncılığının temelini oluşturan stüdyo ekibi. Programcı, yapımcı, sunucu ve teknik işletmen olarak üç farklı sorumluluk alanını vurgulamaktadır. Programcı, özel radyo ve televizyon yayıncılığında programcı, aynı zamanda yapımcıdır. Özel radyolarda programcı genellikle tek başına, tüm programı tasarlayan, içeriğini belirleyen, konuk bağlantılarını sağlayan ve programla ilgili her şeyden sorumlu kişidir. Sunucu spiker, radyo ve televizyonlarda haberleri okuyan kişilere spiker denilirken, sunucu ise radyo ve televizyonda ya da herhangi bir toplantıda sunma işini yapan kişi olarak tanımlanmaktadırlar. Spiker yazılı bir metni dinleyiciye aktaran kişi, sunucu ise metinden de yararlanarak daha çok doğaçlama konuşabilen kişidir. Yorumcu sunucular, Anchorman toplumda güvenilirlikleriyle, deneyimleriyle, birikimleriyle, dürüstlükleriyle ve etkileyici kişilikleriyle bilinen kişilerdir. Haberin inandırıcılığı ve etkisi açısından yorumcu sunucuların etkisi önemlidir. Uzman sunucu, belirli bir alanın özel birikimine sahip sunuculardır. Editör spiker, radyoda haberciliği bilen, haberi yazan ve sunan kişilere editör spiker denmektedir. DJ, disc jockey radyolarda müzik eserlerinin tanıtımını, duyurusunu ve seçimini yapan, belirli müzik türleri hakkında birikimli kişilere denir. Teknik işletmen, BBC radyoları ve Amerikan ticari radyolarında, programcı aynı zamanda teknik işletmen görevini de üstlenmektedir. Teknik işletmen yayınlanacak programın yayın aşamasının sonuna kadar tüm aşamalarda çalışan kişidir. Radyo ve televizyon programcılığının temel kavramları dersi 3. ünite özeti. Televizyon yayıncılığında program türlerinin sınıflandırılması. Giriş. Televizyon yayınlarını alabilen cihazlar çeşitlenmişse de televizyonun işlevleri gibi program türleri de değişmemiştir. Ancak artık, iletişim araçlarının etkileşimlilik özelliğinin de bulunması nedeniyle, programların içeriklerine izleyicinin etki edebilmesinin önü açılmıştır. Kayıt cihazlarının çoğalması, izleyicilerin gönderdiği içerikler ile yayın yapan kanalların ortaya çıkmasına ortam veriyor olsa da, bu durum program türlerinin sınıflandırılmasına köklü bir değişime neden olmamıştır. Öte yandan yayınların ve dolayısıyla program üretiminin çoğalması program yapılarının çeşitlenmesi, türleri birbirinden kesin çizgilerle ayırmayı zorlaştırmaktadır. Televizyon yayıncılığında program kavramı. Televizyon programı, hedeflenen izleyici grubu belirli, amaçlar doğrultusunda hazırlanan, belirlenmiş yayın kuşaklarında, çoğunlukla bedeli karşılığı yayınlanan, televizyon tekniklerine, diline ve anlatı yapısına uygun olarak, yasal, dürüst ve etik ilkelerle üretilen, televizyon metinleri olarak da tanımlanabilmektedir. Televizyon programları, saati, konusu, işlevleri, izleyici kitlesinin yapısı, izleyici kitlesinin özellikleri ve yayın içeriği bakımından anlatı akışkanlığının korunduğu türlere ayrılabilmektedir. Televizyon yayıncılığında program türlerinin sınıflandırılması. Tür kavramı, tüm sanatsal faaliyetler için kullanılabilir. Kitle iletişim araçlarında, benzer şekilde yapılandırılan, genel kategorileri adlandırmak için de tür kavramını kullanmak mümkündür. Radyo, sinema, gazete vb gibi diğer kitle iletişim araçlarında olduğu gibi, televizyonda da tür kavramı, ortak yönler bulunarak yapılan kümelendirmeler sonunda ortaya çıkan bölümleri anlatır. Televizyon programlarının sınıflandırılması, Türkiye'de olduğu gibi, diğer ülkelerde de benzer şekilde yapılmaktadır. İletişim komisyonları, kurullar ve yayın kuruluşları televizyon programlarının sınıflandırılmasını, o ülkenin toplumsal gereksinimlere göre sınıflandırabilmektedir. Avrupa Yayın Birliği EBU, Europe Broadcast Union, ise radyo ve televizyon programları için temel alınabilen bir program sınıflandırması önermiştir. Avrupa Yayın Birliği'nin sınıflandırma sistemine göre, program konuları 8 farklı başlık altında belirlenmiş, her konu başlığı alt türler şeklinde ayrıntılandırılmıştır. Bunlar: kamusal konular, bilim ve insanlık, müzik, drama, güzel sanatlar,
Yaşam felsefesi. Spor. Boş zaman ve hobiler. Eğlence. Folklor ve insan odaklı programlar. Karışık konular ve diğer türlerden oluşmaktadır. Türkiye için program türlerine ilişkin sınıflandırmayı yönetmeliğe göre yapılan tanımlar çerçevesinde radyo televizyon yayınlarını düzenlemek ve denetlemekle görevli özel bir kuruluş olan Radyo Televizyon Üst Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İzleme ve Değerlendirme Merkezi Başkanlığı yapmaktadır. Yönetmelik, içerik bakımından ortak özelliklere sahip radyo ve televizyon programlarını, yayın türü olarak tanımlar. Bu tanımdan yola çıkarak, programlar aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır. Haber ve haber programları, spor programları, kültür programları, dini ve moral programlar, eğitim programları, bilgilendiren, eğlendiren programlar, gerçek insan yaşamından yola çıkılarak hazırlanan programlar, dramatik programlar, müzik programları, eğlence programları, program tanıtımları, reklamlar, diğer türler. Televizyon yayıncılığında program türlerinin temel özellikleri. Televizyon kanalları yayın yapabilmek ve yaptıkları yayınları izletebilmek için ister kamusal yayıncılık, ister tematik yayıncılık, ister ticari yayıncılık yapsınlar, yayın yaptıkları izleyicilerin cinsiyet, yaş, eğitim, yerleşim yeri, meslek, sosyoekonomik seviye gibi özelliklerini dikkate alarak, değişik sürelerde çok sayıda program yayınlarlar. Haber ve haber programları. Haber programları, kamuoyunun bilgi edinme gereksinimini karşılamak amacıyla yapılır. Olay, konu ve gelişmeleri ele alan ve gereğinde değerlendiren, olan dışı durumlar dışında belirli yayın gün ve saatinde ve genellikle belirli bir süreyle sınırlı olarak, düzenli biçimde izleyicilere sunulan program türü olarak tanımlanabilir. Haber verme işlevini gerçekleştiren başka program türleri de vardır ancak, bu, özellikle haber ve haber programlarında daha fazla ön plana çıkmaktadır. Televizyon haber bültenlerinin ve haber programlarının tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine bağlı olması gerekliliği yönetmelik tarafından belirtilmiştir. Bunun yanında, yayınlarda, izler kitlenin kanaat oluşumunun özgürlüğünü sağlamak amacıyla, haber ve yorumun birbirinden ayrılması şartı konmuştur. Televizyon yayıncılığında haber program türleri. Haber bülteni. Hava ve yol durumu. Ekonomi bülteni. Haber programları. Yorum programları ve güncel programlardan oluşmaktadır. Spor programları. Evrensel kültürün bir parçası, farklı kültürlerdeki insanları birleştiren önemli bir birleştirici olan sporun çok çeşitli dalları bulunur. Televizyon yayınlarında her ne kadar popüler olanlar öncelikli olarak yer alsa da, Türkiye'de ve dünyada sadece sporun çeşitli alanları ile ilgili yayınları yapan tematik kanallar da bulunmaktadır. Spor programları yeni iletişim teknolojilerinin de getirdiği olanaklardan yararlanmaktadır. Spor programlarında karşılaşmalar, stüdyo çekimi yapılan programlara göre daha fazla kamera ile çekilebilmektedir. Sporun çeşitli alanları ile ilgili yapılacak programlar, haberler, sporun doğasında olduğu gibi hareketli bir tempoyu gerektirebilmektedir. Spor programları da kendi içinde alt türlere ayrılmaktadır. Spor bülteni. Spor karşılaşmaları. Spor haber programları. Spor belgeselleri. Spor magazin programları ve spor eğitim programları bu sınıflandırma içerisinde yer almaktadır. Kültür programları. Radyo ve televizyon yayınlarının esas ve usulleri hakkında yönetmelike göre, yayınlarda yer verilmesi gerekli programlardan biri de kültür programlarıdır. Haftalık yayın süresinin en az 5'inin bu programlara ayrılması zorunluluğu bulunmaktadır. Kültür programları. Belgeseller. Bilgi kültür yarışmaları. Sanat programları. Sohbet programları ve gösteri sanatı ile ilgili programlar olarak alt sınıflara ayrılabilmektedir. Belgeseller, sinemanın bir türü olarak doğmuştur. Konusunu ve materyalini gerçek olaylardan, kişilerden veya doğadan alabilmektedir. Olayı kendi doğal çevresi ve akışı içinde görselleştirebileceği gibi, buna en yakın biçimde sonradan kurulmuş düzenlemeler içinde, canlandırmalar ile de işleyebilmektedir. Belgeseller, ele aldıkları konulara göre. Haber filmi. Doğa belgeselleri. Toplumsal içerikli belgeseller. Tanıtım reklam amaçlı belgeseller gibi farklı alt türleri ayrılmıştır. Din ve moral programları. Din ve moral programları sınıflandırmasındaki moral kelimesi hem kişilerin ruhsal gücü anlamına gelerek, maneviyatı hem de ahlakı temsil etmektedir. Bireyler iyi ve kötüyü, doğru ve yanlışı, güzel ve çirkini, dünya ve ahireti,
ahlaklı olmayı, inancı, en küçük sosyal birim olan aile içinde öğrenmeye başlarlar. Bu program türü: dini tören yayınları, dini ve moral sohbet programları, dini eğitim programları gibi alt türlerle izleyicilere ulaşmaktadır. Eğitim programları. Eğitim programları televizyonun temel işlevlerinden birini yerine getirmektedir. Eğitim programları aracılığı ile izleyiciyi herhangi bir konuda doğrudan eğitmek amaçlanmaktadır. Eğitim programlarının temel amacı, toplumun eğitilmesi, bilgi ve kültür düzeyinin arttırılmasıdır. Toplumu oluşturan fertlerin sosyal ve kültürel olarak gelişmesine katkıda bulunmak ve sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan, konuları, sunuluşları, biçim, metot ve teknikleri bakımından eğitici öğeleri içeren programlardır. Televizyonda yayınlanan eğitim programları, çocuk programları, örgün eğitim programları, yaygın eğitim programları, eğitim spotları, bilgi beceri programları, sağlık programları ve gençlik programları alt türleri şeklinde sınıflandırılabilmektedir. Bilgilendiren, eğlendiren programlar. Eğlendirirken bilgilendirmeyi amaçlayan programlardır. Öncelikli amacı bilgilendirmek olan bu programlarda bilgiyi eğlence unsurlarını kullanarak aktarmak amaçlanır. Bilgilendiren, eğlendiren program türünün alt sınıflarında kuşak programlar, yaşam tarzı ve eğilimleriyle ilgili programlar ve yarı belgesel gibi alt sınıfları bulunmaktadır. Gerçek insan yaşamından yola çıkılarak oluşturulan programlar, gerçek yaşam hikayelerinden yola çıkılarak oluşturulan program türüdür. Programın ayırıcı biçimsel özelliği, bir anlatıcı aracılığıyla yapımının gerçekleştirilmesidir. Bu program türü, reality show programları, direnç yarışmaları ve gerçek yaşam hikayelerinden oluşan programlar olarak alt türlere ayrılmaktadır. Dramatik programlar. Dramatik eserler, içinde gerilim, çatışma gibi olaylar bulunan, insan ilişkileriyle gelişen, coşku ve acıma duygularını kamçılayan olay örgülerine sahiptir. Televizyon yayınları için yapımı gerçekleştirilen programlar da dramatik oyunlaştırılmış hikayelerden oluşturulmaktadır. Bu program türüne drama programları denilmektedir. Televizyon yayınları için gerçekleştirilecek dramatik programlar, dramatik diziler, çizgi filmler, dramatik belgeseller ile sinema ve televizyon filmleri olarak alt türlere ayrılmaktadır. Müzik programları. Müzik ile ilgili bilinç oluşturmak ve müziği, kaynaklandığı kültürü ile birlikte aktarma amacı taşıyan ağırlıklı unsuru müzik olan program türüdür. Program içeriği ağırlıklı olarak müzik olan yapımlarda müzik türü hakkında bilgi vermenin de amaçlanması gereklidir. Televizyonda yayınlanan müzik programları. Türk halk müziği programları. Türk sanat müziği programları. Popüler müzik programları. Video klip yayını ağırlıklı programlar. Çok sesli müzik programları. Konser yayınları ve müzik sohbetleri gibi alt türlere ayrılmaktadır. Eğlence programları. İzleyici kitlesinin eğlenme gereksinimini karşılamak için hazırlanan programlardır. Öncelikli amacı televizyon yayınlarının temel işlevlerinde olan amacı eğlendirme işlevini yerine getirmektir. Radyo ve televizyon üst kurulu sınıflandırmasına göre, müzik, yarışma, güldürü niteliğinde kısa oyun, skeç, parodi, pantomim, müzikli tiyatro, halk dansları ve folklorumuz içinde yer alan eğlence unsurları ve modern danslar, mizah, çizgi film, sirk gösterileri, illüzyon gibi türlerin bir veya birkaçından oluşan program türüdür. Bu tür programlara izleyiciler de gerek stüdyo ortamında gelerek gerekse iletişim araçları ile seyirci ya da yarışmacı olarak katılabilmektedirler. Bu program türü içerisinde bulunan programlar şunlardır: magazin programları, blok eğlence programları, dramatik öğeler içeren eğlence programları, yarışmalar, gösteriler ve talk show'lar, program tanıtımları. Yayıncı kuruluşun, televizyon yayın akışı içinde yer alacak programlarının konusunu ve özelliklerini tanıtmak, yayın günü ve saatini duyurmak ve hatırlatmak üzere, izlenmesini teşvik etmek amacıyla yaptığı yayın türüdür. Reklamlar. Radyo Televizyon Üst Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı'nın televizyon programlarının sınıflandırmalarına yönelik kılavuzda, reklam, bir ürün veya hizmetin alım, satım veya kiralanmasını geliştirmek, bir amaç veya düşünceyi yaymak veya reklamcının istediği başka etkileri oluşturmak amacıyla ücret veya benzer bir karşılık ile iletim zamanı tahsis edilen kamuya yönelik duyurular olarak tanımlanmıştır. Aynı kılavuzda,
Televizyonda yayınlanan reklam türleri. Kuşak reklamlar. Özel tanıtıcı reklam programları ve spot reklamlar. Doğrudan satış reklamlar. Çerçeve, logo, altyazı, bant reklamlar. Sanal reklam ve program desteklemesi olarak sınıflandırılmaktadır. Diğer tür programlar. Diğer tür programlar olarak yapılan sınıflandırmanın içinde önemli olayların naklen yayınları, yayını bir defaya mahsus münferit programlar gibi yapımlar bulunur. Radyo ve televizyon programcılığının temel kavramları dersi 4. ünite özeti. Radyo yayıncılığında program türlerinin sınıflandırılması. Giriş. Düşük maliyetli, hızlı ve pratik olması, radyonun 20. yüzyılın ilk çeyreğinde bütün dünyaya yayılmasını sağlamıştır. Türkiye'de ilk radyo yayını 6 Mayıs 1927'de TAŞ, Türk Telsiz Telefon Anonim Şirketi, eliyle başlamış, radyoculuk özel şirket bünyesinde kurulup işletilmiştir. 1 Mayıs 1964'te radyo ve televizyon yayınları TRT bünyesinde toplanmış, 1990 yılına kadar yayın hizmeti devlet tekelinde gerçekleştirilmiştir. 1990 yılında ilk özel televizyon, 1992'de özel radyolar yayın hayatlarına başlamışlardır. Başlangıçta çoğulculuğun ve demokrasinin sağlanması beklenirken, zamanla ciddi boyutlarda tekelleşme görülmüş, küreselleşme ile ortaya çıkan bu yeni süreç, çok güçlü uluslararası medya yapılanmalarını ortaya çıkarmıştır. 1980'lerde, deregülasyon, liberalleşme, serbest piyasa ekonomisini benimseme sürecinde, Türkiye'deki her alan gibi medyada yapısal değişikliklere uğramıştır. İletişim teknolojilerinin önü açılmış, dijital teknolojiler iletişim etkinliklerinde ve küresel medya şirketlerinde bir bütünleşme tekelleşmeye neden olmuştur. Her ülke kendi yayıncılık ortamını düzenleyebilmek amacıyla yayın birlikleri oluşturmuştur. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye'de radyo ve televizyon yayınlarını düzenlemek ve denetlemek amacıyla kurulmuştur. İnternetle birlikte radyo yayıncılığı, herhangi bir yayın kuruluşuna bağlı olmaksızın yapılabilen bir yayın şeklini almış, radyo yayıncılığı küresel bir boyut kazanmıştır. Radyo yayıncılığında program türleri. Radyo yayınlarının işlevleri temel olarak: haber verme, eğitme, eğlendirme, mal ve hizmetlerin tanıtımını sağlama, inandırma ve harekete geçirmedir. Radyo yayınlarının işlevlerini daha çok radyo istasyonunun yayın amacı belirlemektedir. Özel radyoculukla birlikte eğlendirme, dinlendirme ve hoşça vakit geçirme işlevi öne çıkmıştır. Radyo örgütlerinin özel girişimin elinde olduğu ülkelerde yayının amacı, mal ve hizmetlerin satışını arttırmaktır. Kamusal yayıncılığın temel amacı ise halkın her kesimine haber ve bilgi iletebilmektir. Radyonun okuma yazma bilmeyi gerektirmemesi ve taşınabilirliği, onu az gelişmiş ülkeler için önemli bir eğitim aracı haline getirmiştir. Radyo programı, bir kitle iletişim aracı olan radyonun mesajını oluşturan programlar, radyonun temellerini, sözü ve müziği kullanarak hazırlanan radyo metinleri olarak betimlenebilir. Radyo programları, radyonun yayın amacına ve ulusal ya da yerel oluşuna bağlı olarak değişmektedir. Radyo yayıncılığında program türleri şunlardır: haber ve haber programları, magazin programları, müzik programları, drama programları, eğitim programları, spor programları, kültür-sanat programları, tanıtım ve reklam programları, bizi arayın programları. Radyo yayıncılığında program türlerinin temel özellikleri. Radyolar kapsamına göre, uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel, sermayesine göre, kamu, özel, gönüllü kuruluşlara bağlı radyolar, yayın türlerine göre de, bir tür de, tematik, yayın yapan ve karma yayın yapan radyolar olarak sınıflandırılabilir. Radyo istasyonunun özelliği ne olursa olsun, radyo programları hazırlanırken, izleyicilerin yaş, cinsiyet, eğitim, yerleşim yeri, meslek, sosyoekonomik düzey gibi özellikleri dikkate alınmalıdır. Radyo programları, yapım özellikleri ve içerik açısından birbirinden farklıdır. Haber ve haber programları. Olayı doğru ve gerçeğe en yakın biçimde aktarmak amacıyla yapılan haber, aktarılacağı iletişim aracına bağlı olarak, yayına hazırlama aşamasında farklılaşır. Dinleyiciyi yeterince bilgilendirmek ve günlük can alıcı olayları araştırıp tartışarak doğruları ortaya çıkarmak, radyo yayıncısının temel görevi olmalıdır. Radyo haberinin özellikleri şunlardır. Radyonun haber dili sade olmalıdır. Radyo anlık bir kitle iletişim aracıdır. Radyo haberi esnektir. Radyo haberi canlıdır.
Radyo haberi değişim içerisindedir. Radyo haberi etkileşim içerisindedir. Haber ve haber programları. Günlük ara ve ana haber bültenleri. Tartışma ve yorum programları. Haber röportaj programları ve haber belgesel programları olarak sınıflandırılır. Günlük ana haber bültenlerinde, en çok dinlenilen zaman diliminde, 10 ile 15 dakikalık bir sürede, ulusal, uluslararası ve yerel düzeyde, günün toplumsal, siyasal ve ekonomik gelişmeleri aktarılır. Ana haber bültenlerinin dışında, günün gelişen olayları ara haber bülteniyle dinleyiciye aktarılır. Radyo yayınlarında haberi sunmakla yükümlü kişiler olan sunucular, kültürlü, birikimli, sosyal sorunlara ilgili ve gündemi takip eden kişiler olmalıdırlar. Haber röportaj programları, radyo ve televizyon haberlerinde bilgi almak için en sık başvurulan yöntemlerden biridir. Röportajlar. Haber röportaj. Özel röportaj. Telefonla röportaj ve sokak röportajı, VOPOP, olmak üzere dört başlıkta değerlendirilmektedir. Haber belgesel programları daha çok televizyon program türleri içinde yer almaktadır. Radyo haber belgeselinde derinlemesine bir araştırma yöntemiyle programa konu olan olay ya da olgu açıklanmalı, dinleyicinin hayal gücünü kullanabilmesi için sözün yanında müzik ve efektten de yararlanılmalıdır. Magazin programları. İngilizce'de dergi anlamına gelen magazine kelimesinden Türkçeleştirilen magazin ifadesinden, televizyonda ünlülerin özel yaşamlarını gösteren programlar anlaşılmaktadır. Oysa magazin programı, dergilerde olduğu gibi, belirli bir dinleyici grubuna yönelik olarak, detaylı planlanmış ve içerikleri özel olarak belirlenmiş programlardır. Birbirinden farklı ancak hem güncel, hem de eğlenceli ve ilgi çekici konular ve kimi zaman da konuklar dengeli bir biçimde programın bütününü oluşturmaktadırlar. Müzik programları. Müzikle ilgili bilinç oluşturmak ve kaynaklandığı kültürü ile birlikte müziği aktarma amacı taşıyan, ağırlıklı unsuru müzik olan program türüdür. Program içeriği ağırlıklı olarak müzik olan yapımlarda müzik türü hakkında bilgi vermenin de amaçlanması gerekir. İşitsel bir araç olan radyoda, ses ve müzik temel öğelerdir. Dünyada ve Türkiye'de özel radyoculuğa bakıldığında ticari radyoların, içerik olarak kendilerini daha çok müzikle tanımladıkları görülmektedir. Günümüz yayıncılığında, maliyeti düşük ve dinleyicinin çaba harcamasını gerektirmeyen programlar üretilmekte, kitleler günlük yaşamın sıkıntılarından uzaklaşmak adına yoğun bir eğlence ve tüketim kültürünün parçası haline getirilmektedir. Radyonun sahipliği, yönetim şekli, yapılanma biçimi, saptanan amaç ve hedef kitle gibi özellikler radyoda hangi müzik türlerine, hangi biçimlerde ve oranlarda yer verileceğini belirlemektedir. Özellikle ticari radyolar için dinleyicinin beğenisi, müzik seçimini belirleyen tek etmendir. Müzikal öğelerin arasına hem eğlendiren hem de bilgilendiren unsurların konması dinleyicinin ilgisini arttırabileceği gibi, toplumsal olarak bir katkı da sağlamış olacaktır. Drama programları. Radyo oyunları, dinleyicinin hayal gücüne seslenerek dinlediklerini zihninde canlandırmasına olanak sağlar. Radyo oyunları, karşılıklı konuşmalara dayalı, radyo ve televizyon diline uygun bir biçimde ya orijinal bir metne ya da edebi bir esere dayalı olarak hazırlanmış seri, dizi, tek oyun ya da dramatik belgesel biçimleriyle oluşturulmuş programlar olarak tanımlanmaktadır. Drama programları, radyo oyunları, arkası yarınlar ve radyo tiyatrosu olarak yapım biçimine göre farklılaşmaktadır. Gereği gibi işlenirse drama programlarından çocukların, yetişkinlerin hatta meslek gruplarının eğitiminde yararlanılması mümkündür. Eğitim programları. Toplumu oluşturan bireylerin sosyal ve kültürel olarak gelişmesine katkıda bulunan programlardır. Dinleyicilerin sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuki gelişmeler hakkında bilgi ve kültür düzeyinin arttırılmasını amaçlar. Radyo eğitim programları, yayının yapıldığı ülkenin koşullarına göre değerlendirilmelidir. Türkçeyi yetkinlikle ve doğru kullanabilmek için de kitle iletişim araçlarına, özellikle radyoya önemli bir görev düşmektedir. TRT radyolarında yer alan eğitim programlarının alt türleri şu şekilde sınıflandırılabilir. Çocuk programları. Örgün eğitim programları. Yaygın eğitim programları. Eğitim spotları. Sağlık programları. Bilgi beceri programları. Gençlik programları. Çocuk programları. Çocukların yaş, eğitim ve gelişim düzeylerini dikkate alarak, pedagoglarla birlikte çalışarak, çocuğa olumlu davranışlar kazandırmayı amaçlar. Kişilik gelişimini sağlamak ve bilinç düzeyini arttırmak öncelikli amaçlar arasındadır. Bu programlarda çocuğu sosyal yaşama hazırlayabilecek, duygusal, zihinsel,
ahlaki gelişimlerine katkıda bulunabilecek içeriklerle beslemek önemlidir. Örgün eğitim programları, her seviyede okul eğitimlerine yardımcı olmayı amaçlayan programlardır. Yaygın eğitim programları, okula devam etme olanağı bulamayan insanlara yönelik olarak hazırlanır. Bu içerikler, başka bir iş yaparken bile dinlenebilen radyo aracılığıyla ulaştırılabilir. Eğitim spotları, reklam gibi, kısa ve dikkat çekici yapımlardır. Yayınlanmaları kanunen zorunludur. Sağlık programları, dinleyicilerin sağlık sorunları hakkında bilgilendirilmesi için sağlığa ilişkin her konu hakkında hazırlanan programlardır. Bu tür programların sağlıklı yaşam için gerekli bilgileri aktaran, hastalıkların hangi uzmanlık alanında izlenmesi gerektiği konusunda bilgilendiren programlar olması gerekmektedir. Bilgi beceri programları, uzmanlık ve beceri gerektiren işleri, bunların yapım aşamalarını dinleyiciye aktaran ve bu yolla dinleyicilere bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan programlardır. Gençlik programları, 12-24 yaş grubundaki dinleyicileri hedef alan, gençlerin ortak özellik ve ihtiyaçlarına göre sorunlara çözüm yolları öneren programlardır. Bu programların gençlerin sosyal, duygusal, ahlaki gelişimlerini olumsuz yönde etkilememesi için özen gösterilmeli, onların hayata hazırlanmasına yardımcı olacak, eğitirken eğlendirecek programlar olmasına çaba sarf edilmelidir. Spor programları. Sporun çeşitli alanları ile ilgili önemli olayların dinleyiciye duyurulduğu, haberler ve olayların derinlemesine ele alındığı programlardır. Tematik yayıncılık anlayışı, beraberinde spor radyolarını da doğurmuştur. Spor programları da kendi içinde. Spor bülteni, spor karşılaşmaları ve spor haber programları olarak alt türlere ayrılmaktadır. Spor bülteni, ana haber bültenlerinin sonunda yer alabileceği gibi, haber amaçlı kanallarda ya da kendisini spor kanalı olarak tanımlayan kanallarda gün boyu belirlenmiş saat dilimlerinde dinleyiciye sporla ilgili gelişmeler aktarır. Spor karşılaşmalarının temel amacı, spor karşılaşmalarını dinleyiciye aktarmaktır. Karşılaşma süresince kayıt ya da canlı olarak yayın yapılır. Spor haber programları ise, kamuoyunun spor konusundaki olayları, karşılaşmaları ve gelişmeleri ele alan ve gerektiğinde değerlendiren programlardır. Spor konusunda donanımlı kişilerin, taraftarların, sporcuların ya da yorumcuların katılımıyla konusu spor olan haberler dinleyiciye aktarılmaktadır. Kültür-sanat programları. Kültürel anlamda birikimli kişiler, uzman konuklar ile tarihin, sanatın ve kültürün çeşitli alanlarının derinlemesine görüşüldüğü programlardır. Özel radyolarda pek sık görülmeyen radyo program türlerinden biridir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, kültür ve sanat programlarının amacını, kültürel değerleri aktarmak, tüm dünyadaki kültürlerin tanınmasını sağlamak, bireyi çağdaş kültürel birikimlerle donatmak olarak tanımlamaktadır. Bu tür programlar, kamu hizmeti olarak yayıncılık modeli anlayışını benimseyen radyo istasyonlarının öncelik verdiği programlardır. Kamusal yayıncılığın amacı, halkın her kesimine seslenebilmek, bilgi ve bilinç düzeyini arttırmaktır. TRT'de yer alan kültür-sanat programları, belgesel programlar, bilgi-kültür yarışmaları, sanat programları ve sohbet programları olarak sıralanabilir. Belgesel programlar, gerçek olaylar, kişiler ya da doğanın kendi akışı ve çevresi içinde doğal bir biçimde ya da gerçeğe yakın ya da gerçek izlenimi veren bir biçimde gerçekleştirilen yapımlardır. Bilgi-kültür yarışmaları, eğitim ve bilgi aktarımı içinde kullanılabilen, toplumun kültür seviyesinin artmasına yardımcı olan programlardır. Ayrıca, dinleyicide merak duygusu uyandırarak programın dinamikliğini arttırabilmektedir. Sanat programları, herhangi bir sanat türü ile ilgili olarak bilgilendirme, tanıtma ya da etkinlik veya gelişmelerden haberdar etme amacıyla hazırlanan programlardır. Sohbet programları ise tarihi ya da kültürel unsurları konu alabilen, söze dayalı programlardır. Temel amaç, bilgilendirici bir söyleşinin gerçekleştirilmesidir. Kültürel olarak birikimli kişiler ya da uzman konuklar ile tarih, sanat, kültür gibi alanlarda çeşitli konuların derinlemesine görüşüldüğü programlardır. Program programları. Program tanıtımları, radyoda yer alan programların yayın gününün ve saatinin, program içeriğinin, varsa konukların günler öncesinden dinleyiciye duyurulduğu tanıtım spotlarıdır. Dinleyicide merak uyandırmayı amaçlar. Tanıtım ve reklam programları. Reklam programları, bir ürün veya hizmetin, alım, satım ya da kiralanmasını sağlamak, bir amaç ya da düşünceyi yaymak, reklamcının istediği etkileri oluşturmak amacıyla ücret veya benzer bir karşılık ile iletim zamanı tahsis edilen, kamuya yönelik duyurular olarak tanımlanmaktadır.
Radyo programcılığında reklamlar. Reklam kuşakları. Özel tanıtıcı reklam programları ve spot reklamlar. Doğrudan satış reklamları ve program desteklemesi olarak sınıflandırılmaktadır. Reklam ve yayın kuşağı, radyo yayın akışı içerisinde her türlü programın başında, arasında ya da sonunda yayınlanan reklamlardan oluşmaktadır. Özel tanıtıcı spot reklam, bir ürün, hizmet veya kuruluşun tanıtıldığı, söz ve müzik içeren tek bir reklamı ifade eder. Doğrudan satış reklamları, reklamı yapılan ürün ve hizmetlerin alımını, satımı ve kiralanmasının, reklama cevap veren, reklamı gördükten sonra sipariş veren kişinin adresinde gerçekleştirileceği veya sağlanacağı mesajını veren reklamlardır. Program desteklemesi ise yapımı ya da yayını gerçekleştirilecek radyo programlarının veya bu programlarda kullanılan görsel ve işitsel eserlerin üretimi dışında faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerin, kendi adını, markasını, logosunu veya faaliyetlerini tanıtmak amacıyla bir programın finansmanına doğrudan veya dolaylı bir biçimde, aynı veya nakdi destek olmaları şeklinde gerçekleşmektedir. Pek çok radyo istasyonunun, düşük maliyetli ve eğlenceli olması nedeniyle çokça tercih ettiği bir program türüdür. Sunucu, bir tartışma konusu belirler, dinleyiciler konuyla ilgili görüşlerini telefonla programa katılarak ifade ederler. Çok ilgi gördükleri için, cinsellik ve magazin özel radyoların tercih ettiği konular arasındadır. Bu programların sunucuları genellikle dinleyiciler tarafından tanınan ve sevilen kişilerdir. Bu programcılar gerektiğinde telefon bağlantısını kontrol edebilecek pratik zeka sahip olmalıdırlar. Radyo ve televizyon programcılığının temel kavramları dersi 5. ünite özeti. Program tasarımı. Giriş. Televizyon yayınları büyük kitlelere ulaşabildiği için yayıncılık, sorumluluğu büyük olan bir alandır. Tasarım. Bir şey üzerine enine boyuna düşünmek, onunla ilgili bilgiler toplamak, bu düşünce ve bilgilerle ortaya yeni bir şey çıkarmaktır. Televizyon yayıncılığı alanında tasarım, birçok iş kolundakinden daha önemlidir. Çünkü yayıncılar milyonlarca insanı hedef alırlar. Programlardan gönderilen iletilerle izleyicinin sahip olduğu bilgileri, duyguları ve düşünceleri değiştirebilirler. Program tasarımının temel öğeleri. Program tasarımı, neyi, nasıl anlatacağımızı belirlemek için yapılan çalışmadır. Başarılı bir program tasarımı için geçerli olan temel öğeler aşağıda kısaca ele alınmıştır. Programın konusu. Programın ele aldığı işlediği alan ve konudur. Programın başarısını, konuyu anlatma biçimi belirler. Konunun nasıl anlatılacağı, hedef kitlenin özelliklerine, programın gerekçesine ve amacına, programın süresine, bütçeye, televizyonun görsel olanaklarına bağlıdır. Programın amacı. Programla elde edilmek istenen sonuçtur. Programcı konunun, izleyicinin özelliklerine, ele aldığı meselenin önlemine ya da konunun insan ve toplum hayatını etkilemesi açısından olası sonuçlarına göre bir tasarım yapar ve amacını belirler. Amacı belirlerken hayalci davranmamak, gerçekçi bir amaçla yola çıkmak gerekir. Programın gerekçesi. O programı yapma nedenidir. Konunun önemi, önceliği, yaygınlığı, gözden kaçan sorunları ortaya çıkarma gereği gibi pek çok neden programın gerekçesi olabilir. Gerekçe ile amaç birbirinden farklıdır. Örneğin sigara bağımlılığının zararı konusunda bir program yapılıyorsa gerekçe sigara içmenin sağlığa zararlı olması, amaç, hedef kitlenin sigarayı bırakmaya özendirilmesidir. Programın hedef kitlesi. Programı izlemesi istenilen ya da izleyeceği öngörülen insan toplulukları hedef kitleyi oluşturur. Farklı yaş gruplarının ve değişik gelir düzeylerinden insanların yaşam biçimlerini ve ilgilendikleri konuları, modaları, beğenileri, eğilimleri ve alışkanlıkları farklıdır. Programcıların bu konudaki bilgileri edinmeleri, hedef kitle ile ilgili öngörülerinin doğruluk ölçüsünü yükseltir. Programın konusunun, amacının, yaş ve gelir düzeyi, eğitim düzeyi ne olursa olsun geniş bir insan topluluğuna yönelik olduğu durumlarda hedef kitle genel izleyicidir. Programın süresi. Programın süresi neyin, nasıl, kime, hangi amaçla anlatılacağına bağlı olarak değişebilir. Konuyu daha kısa zamanda, daha dikkat çekici biçimde anlatmak günümüz insanının yaşam biçimine uygun görünse de programın amacı, hedef kitlesi, konunun özellikleri ve nasıl anlatılacağı süreyi etkiler. Programın bütçesi. Bütçe, program için yapılacak harcamaları kapsar. Bunlar araştırma için yapılacak harcamalar, teknik donanım, ekip, kostüm, dekor, ulaşım, konaklama ve yiyecek için gereken paradır. Kurmaca olmayan televizyon programlarının tasarımı.
Televizyon yayınları içinde birbirinden farklı konuda ve amaçla hazırlanmış farklı türde programların hepsi farklı bir tasarım çalışması gerektirir. Spor karşılaşmaları, haber bültenleri, konser gibi canlı yayınların dışındaki bilgi verme, eğitme amacıyla hazırlanan programlara kurmaca olmayan televizyon programları denilmektedir. Bu tür programların tasarım çalışmaları 3 aşamadan oluşur. Araştırma. Taslak hazırlama. Tasarım. Araştırma. Araştırma, tasarım aşamasında programın konusunun belirlenmesi sürecinde başlar. Araştırmanın ilk aşaması programın çerçevesini oluşturmak, araştırılması gereken konuları belirlemek için yapılan araştırmadır. İkinci aşamada programda kullanılabilecek tüm belgeleri, işitsel ve görsel kayıtlara ulaşmak, konuyu derinlemesine incelemek için araştırma yapılır. Son olarak çekimler sırasında gerek duyulursa yeni kaynaklara yönelik bir araştırma yapılabilir. Taslak hazırlama. Konunun hangi yönleriyle işleneceği hem hedef kitlenin özellikleri ve süre göz önünde bulundurularak hem de konunun programcıya göre en önemli yanları belirlenerek karar verilir. İlk aşama programda yer alması istenen düşüncelerin dökümünü yapmaktır. Programın temelini oluşturacak düşünceler, ana başlıklar olarak belirlenir. Bu düşünceler izleyicide belirli bir bakış açısı oluşturacak, bilgi verecek, tutum ve davranış değişikliği yaratacaktır. Başlıklar arasındaki bağı kuran en temel öğe, programın ana fikridir. Ana fikir, programın sonunda ortaya çıkan ve konuyla ilgili temel düşünce ya da sözdür. Bu, programcının izleyiciye söylemek istediği temel söz olarak da tanımlanabilir. Bütün ana ve alt başlıklar bu fikre ulaşmak, açıklamak ve iletmek için programa konulur. Tasarım. Tasarım aşamasında program için gereken görsel malzeme belirlenir. Nerelerde, kimlerle çekim yapılacağına, kaydedilecek röportajlara ve belgelere karar verilir. Ana ve alt başlıklar halinde sıralanmış düşüncelerin programda hangi sırayla yer alacağı ve bunları aktarmak için hangi görsel malzemeden yararlanılacağı tasarlanır. Bütün kararların yazılı hale getirilmesiyle senaryo ortaya çıkar ve sonrasında programın üretim aşaması başlar. Senaryo yazılırken programın neyi, nasıl söyleyeceği ortaya çıkar. Bu düzenleme için kullanılacak başlıca yaklaşımlar şöyledir. Özelden genele yaklaşım. Bir konuyu belirli bir örnek, kişi, mekan ya da durumla anlatmaya başlayıp, daha geniş bir çerçeveye doğru genişletmek mümkündür. Böylece konunun ya da sorunun daha geniş bir çerçeveyi ya da topluluğu ilgilendiren boyutu özelden genele doğru giderek aktarılır. Genelden özele yaklaşım. Anlatıma konunun dünya, toplum ya da belirli bir grubu ilgilendiren boyutuyla başlanır. Program süresince daha özele doğru bir akış izlenip konu derinleşir. Neden-sonuç yaklaşımı, programda ele alınan konu, onu ortaya çıkaran nedenlerin ve ardından konuyla ilgili sonuçların sıralanmasıyla anlatılabilir. Önce konuya ilişkin genel bilgiler verilir, sonra nedenler sıralanarak sonuçları gösterilir. Zaman dizimsel yaklaşım, konu geçmiş zamandan başlayarak anlatılır ve günümüze dek getirilir. Kimi zaman bunun tersi de mümkündür. Program sonunda geçmiş ile şimdiki zamanı bağlamak gereklidir. Kategori yaklaşımı, konu, belirli kategorilere göre sınıflandırılarak anlatılır. Bu yaklaşım, farklı grupların görüşlerini yansıtmak önemli olduğunda kolaylık sağlar. Sorun çözüm yaklaşımı, belirli bir sorunla ilgili programlarda konu etraflıca açıklanır ve çözüm önerileri aktarılır. Sav karşıt sav yaklaşımı, programda konuyla ilgili savlara ve bunlara karşı ileri sürülen savlarla belirli bir sıralama içinde yer verilir. Önemli siyasi kararlarla, yasa tasarılarına ilişkin çalışmalarla, özellikle toplumun genelini ilgilendiren gelişmelerle ilgili programlarda bu tür bir yaklaşım yararlı olmaktadır. Başlıca program türlerinin tasarımında dikkat edilmesi gereken özellikler. Programlar başlıca özellikleriyle ele alınarak birkaç kategoride sıralanabilir. Konuları, formatları, amaçları ve hedef kitleleri de göz önünde bulundurulduğunda geniş bir tür çeşitliliği görülür ve her türün genel özellikleri içinde tasarım açısından önemli yanları vardır. Bu programlar ve önemli yanları aşağıda kısaca ele alınmıştır. Haber programları. Ana haber programları başta olma üzere bütün haber programlarının amacı, izleyiciye dünyada ve toplumda ortaya çıkan olaylardan, gelişmelerden, toplumu ilgilendirecek, haber değeri taşıyan her türlü olaydan haberdar etmektir. Bu programların gerekçesi, insanların yakın ve uzak çevrelerinde olan biteni, yönetimlerin aldıkları kararları, yaşam biçimleri ve sorunlarıyla ilgili gelişmeleri bilme ihtiyacı duymalarıdır. Hedef kitle ise bu ihtiyacı duyacak, belli bir bölgede ya da toplumda yaşayan insan topluluklarıdır.
Tasarım hemen hemen her kanalda yanıdır. Haber değeri taşıyan olayların ve gelişmelerin izleyiciye tarafsız biçimde aktarılması için öncelikle yönetici ve editörlerce haber seçimleri yapılır. Her bir haber için metin yazılır. Habere ilişkin ses ve görüntüler metinle tutarlı biçimde kullanılarak yayına hazırlanır. Haber bültenlerinde ve programlarında metin açık, kolay, anlaşılır ve kısa olmalıdır. Çocuk programları. Çocuk programlarında hedef kitlenin yaş aralığı tasarımda en belirleyici öğedir. Çünkü her yaş grubunun algılama düzeyi, soyut ve somut kavramlara ilişkin bilgileri, dikkatlerini yoğunlaştırma süreleri farklıdır. Yaş grubunu ve hedef kitle özelliklerini belirlemek için uzmanlarla birlikte çalışılmalıdır. Çocuk programlarının konuları genellikle eğitmeye, beceri kazandırmaya, öğretmeye yöneliktir. Programın amacı belirlenirken çocukların dikkatlerini yoğunlaştırma sürelerinin kısalığı ve hedef kitle olarak belirlene yaş grubunun bilgi, beceri, soyut ve somut kavramları algılama düzeyleri dikkate alınmalıdır. Bu nedenle pedagoglarla çalışılması ve uzmanlardan yardım alınması gerekmektedir. Tasarımda dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da içerikte şiddet, cinsellik, değer yoksunluğu gibi travma yaratıcı öğelerin olmamasıdır. Spor programları. Spor programlarının tasarımı da haber programlarının tasarımına benzer. İzleyiciye sunulabilecek spor olaylarının görüntü kayıtları, sonuçlara ve sporcuların durumlarına ilişkin bilgiler ve yorumlar gibi malzemeler belirlenir. Bunlara göre doğru ve tarafsızlığa yönelik metinler yazılır. Yorum ağırlıklı programlarda değişik görüşleri olan kişiler bir araya getirilirse konuya farklı açılardan bakmak ve değişik düşünceleri yansıtmak mümkün olur. Kültür programları. Değişik hedef kitleler için, farklı konularda, değişik biçimlerde tasarlanmış kültür programları vardır. Bilgilendirmek, dikkat çekmek ve ilgi yaratmak başlıca amaçlardır. Tasarımında seçilen format her hafta ayrı bir konu, mekan ya da kişinin ele alındığı bir formatta olabilir, yarışma, sohbet ya da belgesel tarzında bir formatta oluşturulabilir. Tasarımında iyi bir araştırma yapmak ve metin yazılırken uzmanlardan destek almak gereklidir. Bir diğer önemli husus da programın sunucusunun konuyu iyi bilmesi, iyi bir sunuş yapması ve hedef kitleye ulaşmada uygun biri olması, izlenilirliği etkileyen faktörlerdir. Eğitim programları. Belirli bir konuyu öğretmek ya da bir konuda tutum ve davranış değişikliği yaratmak için yapılan programlardır. Günümüzde pek çok yayın kuruluşu izleyicinin ilgisini çekecek, hem eğlendiren hem öğreten programlar biçiminde tasarlanmış programları yayınlamayı tercih ederler. Program tasarımcısı konuyu hedef kitleye en anlaşılır biçimde anlatmanın ve öğretmenin yollarını bulmalıdır. Mizah öğeleri, müzik, grafik, animasyon, özel efektler bu tür programlarda sıkça kullanılmaktadır. Amaç, programın süresi göz önüne alınarak hedef kitleye uygun bir dil kullanmak, eğlendirici öğelerin seçilmesi ve anlatıma katılacak görsel malzemenin uygun olmasıdır. Eğlence programları. İzleyici kitlesi bakımından farklı tasarımlara sahip eğlence programlarının hepsinin ortak özelliği eğlendirmektir. Kimileri yalnızca eğlendirmeyi amaçlarken kimi zaman eğlendirirken bilgi vermek amaçlanır. Sunucu seçiminde önemli olan, bu kişinin hedef kitle üzerindeki etkisi, izleyici tarafından nasıl algılandığı ve ekrandaki kimliğidir. Hedef kitle çoğu zaman genel izleyicidir. Sunucu dışında davet edilecek konuklar, skeç, video klip gibi bölümler, izleyicinin merak duyabileceği konularla ve kişilerle bağlantılı olacak biçimde seçilmelidir. Bunun için de hedef kitlenin özelliklerini, beğenilerini ve eğilimlerini bilmek gerekir. Radyo ve televizyon programcılığının temel kavramları dersi 6. ünite özeti. Radyo programcılığında yapım unsurları ve aşamaları. Giriş. Radyonun tarihçesi, ilk olarak adı radyo olmasa da, İskoç fizikçi James Clerk Maxwell ile başlar. Işık dalgalarına ek olarak genel bir elektromanyetik dalga teorisinin kurulması radyonun ilk adımı olmuştur. Damarconi, manş üzerinden ilk bağlantıyı kurmayı başarmış ve ilk mesajını da gönderilmiştir. İnsan sesinin aktarıldığı ilk bağlantı, Eiffel Kulesi ile Villejuif arasında gerçekleşmiştir. Birinci Dünya Savaşı sırasında koşulların da teşvik ettiği pek çok ilerleme birbirini izlemiş ve telsiz telgraf önem kazanır. Öncelikle telsiz telgraf açık denizlerde denizciler tarafından kullanılmıştır. Böylece koloni imparatorlukları metropollere yakınlaşmıştır. Radyonun, önemli bir toplumsal değişime neden olduğu söylenebilir. Radyoda program yapım unsurları. Radyo programları içerikleri bakımından 5 ana türde incelenmektedir. Haber ve haber programları. Müzik ve eğlence programları. Kültür ve sanat programları.
Eğitim programları. Reklam ve tanıtım programları. Özel radyolar, bu program türleri içerisinde ağırlıklı olarak müzik, eğlence, reklam ve tanıtım içerikli programlar yapmakla eleştirilmektedirler. Birçok eğlence programı, kültür ve sanat kaygısı taşımayan yapımlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Radyo programının hazırlanması sırasında üzerinde önemli durulması gereken 6 temel öge vardır. Programın konusu, özü. Programın konusu, programın söylemek istediği mesajdır. Mesaj programın türüne göre farklılaşır. Bu mesaj eğer program haber programı ise haber vermek, eğlence programı ise eğlendirmektir. Ancak kimi zaman hem eğlendirmek hem de haber vermek, ikisi birden programın amacını oluşturabilir. Hedeflenen amaç doğrultusunda programın özü belirlenir. Amaç eğitmek ise, programın özü de bu amacı gerçekleştirecek nitelikte olmalıdır. Programın konusunu kararlaştırmakta belirlenirken o radyo istasyonunun benimsediği yayıncılık anlayışı temel belirleyicidir. Devlet destekli yayıncılık yapılan kurumlarda kimi zaman, program konusu kanalın yöneticisi ya da yapımcının önerisiyle belirlenir. Özel kanallarda ise programların konusu program sponsorlarının istekleri doğrultusunda biçimlendirilebilmektedir. Programın biçimi. Radyo programının sunuş tekniği o programın biçimidir. Konuya göre biçim belirlenir. Programın amacı eğlendirmek ise sunuş tekniği de bu doğrultuda olmalıdır. Programın biçimini saptarken biçimin konuya ve amaca uygun olmasına özen göstermelidir. Programlar biçimlerine göre şöyle sınıflandırılabilir. Düz programlar, müzik ve efekt olmaksızın sadece bir ya da iki kişinin karşılıklı konuştuğu programlara düz programlar denir. Sohbet ve konuşmalar, söyleşiler, röportajlar, soru-yanıt gibi program türleri düz programlara örnektir. Çok sesli programlar, bu program biçiminde ikiden fazla ses kullanılır. Açık oturumlar, forumlar ve yuvarlak masa söyleşileri bu türün örnekleridir. Oyunlaştırılmış ya da dramatik programlar, program konusunun oyunlaştırarak, bir kurgu içerisinde verilmesine dramatik programlar denir. Dramatik nitelikte yazılmış tiyatro eserleri, öykü ve romanlardan dramatik biçimde uyarlanmış konulara uygulanmaktadır. Müzikli programlar, müzik bir yapım biçimi olmakla birlikte özellikle ticari radyolarda yayın formatıdır. Bu tür programlarda söz ikinci plandadır. Sözler müzikler arasındaki bağlantıyı sağlamak için kullanılır. Karma programlar, programın yapımında birden fazla program biçiminin kullanıldığı programlardır. Bu programlarda hem röportaj biçimi, hem müzik, hem de dramatik biçimde bir konu yer alıyorsa bu program biçimine karma programlar denir. Programın dili ve anlatımı. Program dili, radyo program yapımında en temel unsurlardan biridir. Radyoda kullanılan tek araç ses olduğunu için radyo dili diğer kitle iletişim araçlarının dilinden farklıdır. Radyo dili gazeteye ve dergiye oranla daha kısa ve anlaşılır olmak zorundadır. Oysa radyo anlık bir araç olduğun için dinleyicinin kaçırdığı bir sözcüğü tekrar duyma şansı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle radyo dili olabildiğince açık ve anlaşılır olmalıdır. Programın süresi. Sürenin belirlenebilmesi için konu kadar önemli bir diğer unsur da programın biçimidir. Konunun hangi boyutlarının, nasıl anlatılacağı belirlenir ve sonrasında ise bunun ne kadarlık bir sürede dinleyiciye aktarılabileceğine bakılır. Söyleşi programı ile müzik programına aynı süreler verilemez. Sözün ağırlıkta olduğu programların sürelerini müzik ve eğlence programları ile bir tutmak dinleyici açısından ilginin azalmasına neden olabileceği için dikkat edilmelidir. Programın yayın zamanı. Programın konusunu, biçimini ve süresini belirledikten sonra en önemli karar yayın saatidir. Programın hedef kitle ile buluşması için yayın saatinin doğru belirlenmesi gerekir. Programcı önerisini verirken yapmak istediği programın kaça mal olacağını da belirlemek zorundadır. Radyo istasyonları hedef dinleyicilerinin gün ve hafta içindeki dinleme alışkanlıklarını belirledikten sonra bütün programların günlük ve haftalık akış içindeki yerlerini planlar. Yayın akışının bu şekilde planlanmasına ardışık programlama denir. Böylece dinleyiciler hangi programın ne zaman yayınlanacağını bilirler. Yayın akışı belirlemenin bir diğer yolu ise kuşak programlamadır. Kuşak programlama ile birbirini izleyen programlar 3 ya da 4 saat sürer. Programların formatları birbirine yakındır. Programın bütçesi. Yayın kurumu programcının belirlediği bütçeyi göze alarak programın yapılabileceğine ya da yapılamayacağına karar verir. Programın bütçesi, yayın kurumunun özelliğine ve yayın politikasına göre farklılaşmaktadır. Yurt içi ve dışı yolluklar, malzeme giderleri, kırtasiye masrafları program bütçesinin genel kalemleri arasında yer almaktadır. Bant programlar.
Bant programlar önceden kaydedilmiş programlardır. Karmaşık yapım unsurları içeren programlar için bant program formatı daha uygundur. Yayıncılık açısından hata yapma tehlikesi az olan programlardır. Canlı yayınlar. Canlı yayınlar, bant yayınların tersi olarak, olayın meydana geldiği anda yapılan programlardır. Canlı yayında daha önceden programın seslendirilmesi ve kurgulanması gibi aşamalar yoktur. Her şey anında olur. Bu nedenle hata riski çok yüksektir. Hata riskine karşın canlı yayınlar daha renkli ve daha dinamik yayınlardır. Canlı yayın kavramının bir diğer uygulanış biçimi, naklen yayınlardır. Radyoda program yapım aşamaları. Radyoda program yapımı, programın amacına, canlı ya da bant program olmasına, süresine, programın tür ve biçimine göre değişmekle birlikte, yapım ve yayın aşamaları genel olarak aynıdır. Konu bulma. Radyo program yapımında ilk ve en zor aşama karar aşamasıdır. Radyo program yapımında programcı hangi konuyu işleyeceğine ve nasıl işleyeceğine karar vermelidir. Programcının araştırmaktan ve anlatmaktan zevk alacağı bir konuyu seçmesi konu seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli noktadır. Program konusu belirlerken öncelikle dinleyiciyi ilgilendiren bir konu belirlenmelidir. Programcı seçtiği konu ile ilgili olarak hangi kaynaklara ve kişilere ulaşabileceğini bilmelidir. İyi bir programcı aynı zamanda kime ve nasıl ulaşması gerektiğini bilen kişidir. Ön araştırma aşaması. Programın konusu saptandıktan sonra, programcı ön araştırma yapar. Programın türü ne olursa olsun, her programa başlamadan önce ilk yapılması gereken konunun etraflıca araştırılmasıdır. Programın çerçevesini çizmek ve hangi konuların ele alınıp alınmayacağına karar vermek için öncelikle araştırma yapılması gerekir. Öneri formu hazırlama aşaması. Öneri formu hazırlama aşamasında konunun hangi dinleyici kitlesine, nasıl bir biçimde ve ne kadar süreyle yapılacağına ilişkin kararlar netleştirilir. Genel olarak araştırmalar yapıldıktan sonra olası programın bütçesi belirlenir ve program taslağı hazırlanır. Hazırlanan program taslağı ayrıntılandırılarak bir program önerisine dönüştürülür. Program öneri formu hazırlanırken programın süresi, bütçesi, adı, türü, alt türü, konusu, amacı, yayın dili, adedi, yayın yeri, yapım özellikleri, tahmini bütçe, yayın dönemi, periyodu, yayın günü, yayın saati ve süresi belirtilmelidir. Araştırma ve planlama aşaması. Önerisi kabul edilen programcı ilk olarak konu ile ilgili ayrıntılı araştırma yapar. Programın içeriğini oluşturacak malzemeler belirlenir. Nelerin kullanılıp kullanılamayacağına karar verilir. Bu süreçte toplanan yazılı dokümanlar, ses kayıtları, röportajlar, uzman görüşleri, müzikler ve efektler programın içeriğini oluşturabilir. Metin yazma aşaması. Metin yazma aşamasında, programın konusuna ve biçimine uygun olarak metin yazıya dökülür. Önceden belirtilen biçime uygun olarak metin yazılırken yardımcı ögelerin nerelerde kullanılacağı belirlenir. Radyoda program metni hazırlamanın ilk kuralı, yazmadan önce söylemektir. Çünkü radyo programının başarısı konuşma dilinde programları hazırlamasına bağlıdır. Program konusu metne dökülürken başlıca şu özelliklerden yararlanılmalıdır. İlgi çekmek, programın dinlenmesi için ilk olarak dinleyicinin ilgisini çekmesi gerekmektedir. Merak uyandırmak, dinleyicinin ilgisini çekebilmek için öncelikle merak uyandırmalı ve kişinin dikkatini programa yönlendirmelidir. Ortak ilgilere değinmek, benzerlikler ve ortaklıklar bireyleri birleştiren önemli özelliklerdir. Radyo programcılığında da dinleyicinin ilgisini çekmenin en önemli unsuru onu doğrudan ilgilendiren bir konu ile mümkündür. Canlılık sağlamak, canlılık sağlamak için kullanılan unsurlar müzik ve efektlerdir. Tek düze ve sürekli yapılan konuşmalar, tekrarlar, gereksiz ve uzun efektler programın ritmini olumsuz yönde etkiler. Güldürüye başvurmak, özel radyoların en çok dinlenilen saatlerindeki programların hemen hemen hepsi güldürü unsurunu kullanan programlar ve programcılardan oluşmaktadır. Samimi olmak, programın konusunu seçerken ve o konuyu dinleyiciye aktarırken inandırıcı ve içten olmak dinleyicinin ilgisini çekmek için en önemli unsurdur. Dilin kullanımına özen göstermek, radyo program metinlerinde düşünceler yazı diliyle değil, konuşma diliyle yazılır. Programcı karşısında biri varmış ve onunla konuşuyormuş gibi metnini yazar ve dinleyicinin imgeleme yetisini harekete geçirmeye dikkat eder. Deneme aşaması. Deneme aşamasında, metnin yazılmasından sonra ve seslendirme aşamasına geçmeden, yazılan metnin gözden geçirilmesi ve okunması aşamasıdır. Bu aşamada programcı programın süresini önerirken süreyi belirler,
Müzik kullanılacaksa müziği bulunup dinler, efektlerin amaca uygun olup olmadığını kontrol eder. Seslendirme aşaması. Programın dinleyici ile buluşacağı bu son aşama seslendirme aşamasıdır. İyi hazırlanmış program metninin, kötü seslendirilmesi o programın dinleyici ile buluşmasını engeller. Programcı spikerin metindeki yabancı sözcükleri doğru okuyup okumadığını da kontrol etmelidir. Spiker metni seslendirirken teknisyen ses kaydını alır. Ton Meisterler kurgu programı ile seslendirme sırasında spikerin hatalı okumalarını temizler. Metindeki hatalar kurgu programı ile ayıklandıktan sonra gerek duyulan müzik ve efektler ve konu ile ilgili uzmanlarla, konuklarla yapılan röportajlar eklenir. Kurgu aşaması. Band yayını yöntemiyle hazırlanan programlarda son aşama kurgudur. Ses kurgusu için özel olarak hazırlanmış kurgu programlarından yararlanılabilir. Kurgu ile programı oluşturan müzik, röportaj, efekt gibi unsurlar bir araya getirilir. Kurgu sırasında da asıl sorumluluk ve karar verme yetkisi programcıya aittir. Günümüz radyo yayıncılığında band program çok kullanılan bir program çeşidi değildir. Bunun en önemli nedeni band program için ikinci bir kayıt stüdyosuna ihtiyaç duyulmasıdır. Zamanlama aşaması. Zamanlama aşaması band programlar için geçerli olan bir aşamadır. Kurgusu yapılarak program haline getirilen çalışmanın, yayına hazır hale gelebilmesi için zaman denetimin yapılması gereklidir. Radyo yayıncılığında normalin dışında süre uzunluğu ya da kısalığı yayın akışında önemli boşluklar doğurur. Bu nedenle, band programlarda kurgusu biten programın önceden saptanan ya da önerilen program süresine uyup uymadığı, kontrol edilir. Dijital teknoloji, programın süresinin anında öğrenilmesini sağlayarak bu aşamayı kolaylaştırmıştır. Programın kısa olması durumunda süresini arttırabilmek için araya spotlar ya da müzik konulabilmektedir. Denetleme aşaması. Denetleme aşamasında, programın, yayın ilkelerine ve programcılık ilkelerine uygun olup olmadığının kontrol edilmesidir. Bu aşamada programcı kendisi programcılık ve yayın ilkeleri açısından programın ön denetimini kendisi yapar. Buna oto kontrol ya da kendi kendine denetim denir. Hangi yönetim biçimiyle yönetirse yönetilsin, yayın kurumlarında, programlar yayına girmeden önce denetleyen bölümler vardır. Bu bölümlerdeki görevli kişilerin denetleme ölçütleriyle denetleme aşamaları farklı olabilir. Bir ülkede, programlar yalnızca teknik açıdan ve bir kişi tarafından denetlenirken, bir başka ülkede birden çok ve içerik yönünden sıkı bir denetleme söz konusu olabilir. Yayın aşaması. Yayın aşaması program yapımının sona ermesi, gerekli denetiminin yapılmasından sonra, yapımcının, program bandının içine tanıtma formunu da, koyarak yayınla ilgili görevliye program bandını teslim etmesi aşamasıdır. Burada ülkeden ülkeye kurallar değişmekle birlikte, programların, yayından en az, bir gün önce yayın için teslim edilmesi gereklidir. Yayın sonrası değerlendirme aşaması. Değerlendirme aşaması, programın canlı ya da band olarak yayınlanmasından sonra, yayının etkisini ölçmek, değerlendirmek üzere yapılır. Yayın sonrası değerlendirme aşaması, yayınların hedef kitle üzerinde ne gibi etkisinin olduğu, verilen mesajın hedef kitle tarafından alınıp alınmadığını, alındı ise yararlanılıp yararlandırmadığının saptanmasını amaçlar. Radyo ve televizyon programcılığının temel kavramları dersi 7. ünite özeti. Radyo programını destekleyen unsurlar. Giriş. Radyoculuğu ve radyoda sunumu öğrenmenin ilk yolu radyonun özelliklerini bilmekten geçer. Radyo bütün sanat dallarının ve haberleşme yollarının bileşimidir. Radyonun kelime anlamı ışımadır. Işınma, bir olayın elektromanyetik dalgalar aracılığı ile aktarılmasıdır. Radyo ses-söz efekt birleşiminden oluşur. Saniyelik devirler olarak ölçülen frekanslara hertz, dz, denir. Belli frekanslar, belli ses dalgası boylarıyla ifade edilir. Frekans büyüdükçe dalga boyu küçülür. Uzun dalga düşük frekanslı, orta dalga orta frekanslı, kısa dalga yüksek frekanslı, FM dalgası ise çok yüksek frekanslıdır. FM kısaltmasının açılımı frekans modülasyonudur. AM kısaltmasının açılımı ise amplitüd modülasyonudur. AM yayınları 15-2000 metre arasındaki dalga boylarında uzun, orta ve kısa dalgaları kapsar. Coğrafi olarak kapsadıkları alanlara göre radyolar dörde ayrılmaktadır. Uluslararası radyolar başka ülkelere yayın yapan hükümet destekli radyolardır. Ulusal radyo istasyonları bir ülkenin tamamında dinlenen radyolardır. TRT radyosu buna örnektir. Bölge radyolarının 206-100 kW arasında değişen güçleri vardır.
Yerel radyoların ise ulusal ve bölgesel radyolara göre yayın yaptıkları alan daha sınırlıdır. Radyo programcısı kimdir? Radyo programcısı en temel kişi, dinleyici ile aradaki en önemli bağdır. Programcının, ses teknisyeninin, müzik direktörünün, spikerin ve haber muhabirlerinin birlikte çalışması ile radyo programları seyirci ile buluşabilmektedir. Bir programın tüm sorumluluğu programcıdadır. Programcı olmak için dikkat, araştırıcı olmak, yaratıcılık, özgüven, disiplin, esneklik, gözlem ve espri yeteneği gibi özelliklere sahip olmak gerekebilmektedir. Yeterli bir programcı, iyi eğitim görmüş, yaratıcı, kültürlü, araştırmacı, gözlemci, nesnel, yansız, grup çalışmasına yatkın, çalışma disiplini olan, ana dilini iyi kullanan, yayın kurumunun ilkelerini ve yasaları bilen, esnek ve yarışmacı bir kişiliğe sahip olmalıdır. Eğitimli olması gereken programcı, özellikle toplum bilimler konusunda yeterli bilgilere sahip olmalıdır. İletişim eğitimi veren okulların çoğalması, bu alandaki gerekliliği göstermektedir. Ayrıca programcının, yayın yaptığı alanla ilgili teknik ve teorik bilgilere de sahip olması önemlidir. Yayın süreklilik istediğinden ve bu sürekliliğin takip edilebilir olması gerektiğinden programcı yaratıcı olmalıdır. Yeni düşünceler, yeni içerikler yaratıcılık yoluyla ortaya konabilir. Gözlemleme, araştırma, izleme, iyi bir eğitim ve kültürle yaratıcılık geliştirilebilir. Programcı iyi bir eğitimle birlikte iyi bir kültüre de sahip olmalı, güncel olayları ve sorunları takip etmelidir. Programcı birçok alandaki bilgilerini sürekli yenilemeli, yaşadığı toplumu tanımak amacıyla, kitle iletişim araçlarını iyi takip etmeli ve toplumsal çalışmalara katılmalıdır. Araştırmayı ve bilgiye nasıl ulaşacağını bilmek programcının en önemli özelliklerindendir. Çevredeki olaylara duyarlı ve gözlemci olan programcı, yapacağı program öncesinde de konusuyla ilgili derinlemesine araştırma yapmalıdır. Programcının kendine ait siyasal görüş ve inançları olsa da, programında nesnel, objektif ve yansız olmalıdır. Olayları gerçekçi yansıtmalı, her görüşe yer vermeli ve taraf olmamalıdır. Programcı, belirli bir olayla ilgili kimlerin konuşması ve hangi uzmanlara ulaşması gerektiği hakkında da bilgi sahibi olmalıdır. Konu seçimlerinde de aynı titizliği göstermelidir. Bir programın yapım ve yayın sürecinde birçok kişi görev aldığından, programcı grup çalışması konusunda açık olmalı ve takım ilişkilerini iyi yürütebilmelidir. Radyo yayıncılığında zaman çok önemlidir ve programcı bu konuda disiplinli olmalıdır. Aksayan ve değişen yayın saatleri izleyicinin güvenini zedeler. Bu nedenle programcı kendi yayın saatinde hazır olmalıdır. Radyo yayıncılığında günlük, haftalık, aylık ve dönemlik planlar yapıldığından, programcı hem çalışma planlarını hem de bireysel hayatını bu planlara göre şekillendirmelidir. Ses ve diliyle dinleyiciye seslenen programcının ana dilini de iyi ve yetkin kullanması gerekir. Ayrıca radyo dili, konuşma ve yazı dilinden oldukça farklıdır. Dinleyicinin anlamayacağı süslü ve karmaşık ifadelerden kaçınarak basit ve anlaşılır bir dil kullanılmalıdır. Programda ölçülü bir samimiyet oluşturulmalı, didaktik ve öğüt veren dil kullanımından kaçınılmalıdır. Programcı, yasa ve yayın ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Hiçbir kurum ve devlet yayını, kendini kötüleyen içerikler üretmez. Programcı çalıştığı kurumun yayın ilkeleri konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Yayınların yasalara uymadığı durumlarda yayınlar denetimden geçmeyebilir ve bu nedenle programcı yasaları da iyi bilmek zorundadır. Programcı, katı kurallardan çok esnek bir tutum sergilemelidir. Programcı, programla ilgili görüş, öneri ve şikayet ve değişikliklere açık olmalıdır. Esnek bir programcı, yeni yöntem ve düşüncelere de açık olacaktır. Programcı rekabete kapalı olmamalıdır. Bu nedenle diğer yayın kurumlarını da yakından takip etmelidir. Her programcının amacı daha çok dinleyiciye seslenmek olduğundan, diğer yayın kurumlarından bir adım önde olmak rekabeti gerektirir. Özellikle aynı gün ve saatteki diğer programları takip etmek, programcının rekabeti açısından önemlidir. Radyo sunucusu kimdir? Diğer yayın alanlarında olduğu gibi radyo sunuculuğunda da uzmanlaşma gerçekleşmiştir. Haber sunuculuğu, canlı yayın sunuculuğu, spor haberleri sunuculuğu gibi kategoriler buna örnektir. Haberi hem yazıp hem sunan kişilere editör spiker denir. Bu durum son dönemde yaygın olduğundan radyo programcısının iyi bir sunucu olması da gerekli hale gelmiştir. Sunuculuk ise konuşma ile doğrudan ilişkilidir. Konuşma 4 bilimsel süreçten oluşur. Fiziki etmen, konuşma eylemini ışık ve ses dalgalarından oluşan süreç olarak görür. Fizyolojik etmen,
Konuşmayı organizmanın ineme, soluk alıp verme gibi asal işlevlerinin yanında tali bir eylem olarak değerlendirir. Psikolojik etmen, konuşmayı uyarma ve uyaranlara verilen tepkiler biçiminde algılar. Sosyolojik etmen ise konuşmayı toplumsal hayatın ürünü olarak yorumlamaktadır. İyi bir sunucunun özellikleri şunlardır. Konuşur gibi yazmak ve sunmak. Yakınlık ve sıcaklık duyguları yaratmak. Dili güzel ve yetkin kullanmak. Sesi ve nefesi kontrol etmek. Sesini tanımak, sınırlarını bilmek ve geliştirmek. Mikrofonla mesafeyi sabit tutmak ve bu mesafeyi korumak. Sunulan metni anlamak. Doğal sesleri, soluklanma, sert ve kesik sesler gibi, belirli oranda kullanmak. Kendi sesini yeterli ölçüde beğenmek. Konu hakkında yetkin görünmek ve otoriter olmak. Belirli bir tempoya sahip olmak. Basit kelimeleri seçmekten ürkmemek. Doğrudan, basit ve canlı bir anlatım kullanmak. Kakofoni yaratacak kelimelerin peş peşe kullanmaktan kaçınmak. Arkadaşça ve güven verici ses ve tavır kullanmak, metni okurmuş gibi sürekli vurgulardan kaçınmak. Basit cümleleri birbirine ve, veya, ancak, fakat gibi basit bağlaçlarla bağlamak. Her ortamda, konuşma yapan kişi sesini kontrol edebilmeli ve iyi kullanmalıdır. İyi bir konuşmada en önemli ölçüt, konuşmanın anlaşılabilir olmasıdır. Konuşmanın en önemli unsurlarından biri olan ses, bir varlığın ifade biçimi, sözlü ifadeye fiziksel destek veren ayrıcalıklı bir iletişim aracıdır. Seslerin doğru çıkarılışını öğrenmeden doğru ve düzgün konuşulamaz. Yazı dilindeki en küçük ö kelime, konuşmada ise sözdür. Ses organları oynak ses organları ve durgun ses organları olarak ikiye ayrılır. Akciğer, ses teli, dil, yumuşak damak, dudaklar ve küçük dil oynak, sert damak, diş eti ve diş ise durgun organ grubuna girer. Akciğer, soluk alıp vermeye yarar ve bu süreç aynı zamanda ses gerçekleşmesi için gereklidir. Türkçe, genellikle soluk verme halinde oluşan bir dildir. Konuşmanın en önemli öğelerinden ses telleri gırtlakta bulunmaktadır. Ses inceliği veya kalınlığı ses tellerine bağlıdır. Ses kirişleri kısaldıkça ses de incelir. Nefesi, kaliteli bir ses dönüştürmek, ağzın içi, boğaz, yanaklar, dil, damak, dudak, diş ve burun boşluklarının işlevidir. Sesler sözcüklere dönüşürken, hareketsiz olan üst çene, damak ve üst dişlerin, hareketli olan alt çene, alt dişler, dil ve dudaklarla belirli biçimlerde zaman zaman birleşip, ayrılarak dinamik bir eylem oluştururlar. Dil ise ağız içinde büzülür, damağa doğru yükselir, yassılaşır ya da çukurlaşır. Beden duruşu da konuşmada önemlidir. Gözler, omuzlar, yüz, kollar, bel, sırt, bacaklar, dizler ve ayaklar beden duruşunu oluşturan organlardır. Konuşma önce ilk izlenim bedenle verilir. Beden dilindeki en önemli unsurlardan biri duruştur. Doğru bir beden duruşuyla ses güçlü ve temiz çıkar. Doğru beden duruşu baş ense sırt bölgelerinin düzgünlüğü ile sağlanır. Kendini bırakmış ve yayılan bir duruş konuşmayı olumsuz etkiler. S140, resim 7.1. Duruşta ayak pozisyonu da önem teşkil eder. Düzgün bir oturuşta ayaklar yere sağlam ve tam olarak basmalıdır. S140, resim 7.2. Radyoda haber sunumu. Haber, yeni, ilginç ve doğru olandır. Bir olayın haber değeri kazandığı unsurlar şunlardır. Olay dinleyiciye yakın olduğunda, yakınlık insanlar ilgilendikleri ve sonuçlarından etkilendikleri olaylara yakınlık duyduklarından bu durumu haber değeri olarak kabul etmek gerekir. Yakınlık fiziksel ya da coğrafi olabilir. Olay dinleyiciye zamanında aktarıldığında, anilik haberde zaman öğesini yenilik, anilik ve geçerlilik olmak üzere üç bileşke belirler. Yeni olayın aniden ortaya çıkarak zamanında verilmesi haber değerini korumaktadır. Olay önem açısından etkili olduğunda, etkililik burada söz konusu olayın önemi ve toplum için anlamıdır. Bir olayın sonuçları tartışıldığında haber ortaya çıkabilmektedir. Haberin etkililiği, olayın toplumsal anlamda oluşturduğu değişiklik ve tartışma ortamıdır. Olay anlaşmazlık yarattığında, anlaşmazlık toplum içinde yaşayan farklı görüşte ve özellikte bulunan toplulukların çatışması toplumu doğrudan ya da dolaylı ilgilendirmektedir. Radyo, bugünün çok seçenekli medya ortamında teknolojinin gelişimiyle farklılaşmıştır. Kişilerin kendilerini ayıracağı zaman ve isteklerine göre değişen radyo, enformasyon çağı izler kitlesinin bilgiye ulaşma çabasına destek vermektedir. Radyo haberciliğinin televizyon, gazete ve internet haberciliği karşısında öne çıkan unsuru, radyo dinleyicisinin okuma yazma bilmek zorunda olmamasıdır.
Radyo dinleyicisi, radyo dinlerken başka bir işle uğraşabilir. Haberci açısından radyonun kolaylaştırıcılığı ise, radyo yayınına istenildiği an cep telefonuyla bile bağlanılabilmesidir. Radyo haberciliği, televizyon gibi anlık ve günceldir. Radyo haberciliğinde, haberler kısa ve anlaşılır olmalı ve belirli aralıklarla tekrarlanmalıdır. Haberin ilk cümlesi dikkat çekici olmalıdır. Radyo programı sunuculuğunda olduğu gibi radyo haber sunuculuğunda da gerekli mesleki özellikler vardır. Bu mesleki özellikler şunlardır. Haber unsurlarına, yakınlık, anilik, etkililik, anlaşmazlık, dikkat etmek. Haberi açık, emin ve kesin bir biçimde iletmek. Haberi önceden okuyarak yayına hazırlanmak. Söylenişi zor kelimelerin, yabancı kişi ve yer adlarının yayın öncesi doğrusunu öğrenmek. Serin kanlı olmak. Yansız ve tarafsız olmak. Dil sürçmesi, eksik veya hatalı okuma gibi durumlarda cümleyi baştan tekrar etmek ve dinleyiciden özür dilemek. Radyo ve televizyon haberlerinde bilgi almak için en sık kullanılan yöntemlerden biri röportajdır. Röportaj, bir konu hakkında bilgi almak, bir fikri tartışmak, bazı durumlarda da eğlenmek amaçlı yapılan konuşmalardır. Röportaj, amaçlarına göre 5 türe ayrılır. Açıklayıcı röportaj, bir konu hakkında uzman kişiyle bilgi almak için yapılır. Portre röportaj, amaç görüşülen kişiyi daha iyi tanımaktır. Tanık röportajı, bir olayın tanığı ile yapılır. Açıklama röportajı, gündemde olan bir olay ile ilgili fikir ve yorum almak için yapılır. Teknik açıdan bakıldığında radyo röportajları, stüdyo içi, telefon röportajı ve stüdyo dışı, stüdyo ve mekan röportajı olmak üzere ikiye ayrılır. Stüdyo röportajları haber, magazin, belgesel ve benzeri birçok radyo programında kullanılmaktadır. Röportajın en önemli kurallarından biri konu iyi dinleyerek gerektiğinde doğru soruları sormaktır. Bu nedenle konu iyi bilinmeli ve konuk iyi tanınmalıdır. Radyo stüdyolarında kamera ve aydınlatma gibi araçlar olmadığından radyo röportajları televizyon röportajlarından daha samimi ve rahat bir ortamda geçer. Konuğun, stüdyoya gelemediği durumlarda ise telefon ile bağlanılarak konukla röportaj yapılabilir. Telefon ile röportaj birçok program türünde kullanılabilir. Ayrıca, dinleyiciler telefonla stüdyoya bağlanarak programlara katılabilirler. Bu durum programa katılımı arttırabilir. Canlı telefon röportajları olabildiği gibi daha önceden kaydedilip kurgulanan telefon röportajları da vardır. İnternet ve telefon radyo yayıncılığı da programlara katılımları arttırmaktadır. Özel radyolarda, en çok dinlenen saatlerde interaktif katılımlı programlar yapılmaktadır. Röportaj öncesi ve sırasında yapılması gereken bazı hazırlıklar ve uyulması gereken bazı kurallar vardır. Röportaj öncesi yapılması gerekenler şunlardır. Konu ve konuk ilgi çekici olmalıdır. Konu ve konuk hakkında yeterli bilgi edinilmelidir. Konu ile ilgili konukla bir ön röportaj yapmak faydalıdır. Röportaj konusunda konukla ön görüşme yapılmalıdır. Ön görüşmede konuğa röportajın konusu, içeriği, sınırları ve süresiyle ilgili bilgiler verilmelidir. Konu genel başlıklarıyla tanıtılarak süre konuğa iletilmelidir. Konuğa sade bir dil kullanması gerektiği hatırlatılmalıdır. Konuk, hem konunun uzmanı hem de heyecanını kontrol edebilen biri olmalıdır. Konuya ilişkin mekan sesleri doğallığı korumak açısından tercih edilmelidir. Doğallığı kaybetmemek için sorular röportaj öncesi konuğa verilmemelidir. Röportaj sırasında yapılması gerekenler ise şunlardır. Konuya hazırlık soruları ile başlanmalıdır. Bilgiye dayanan sorular sorulmalıdır. Tüm dikkat söyleşiye verilmelidir. Konuğa doğru soru sorabilmek için konuk iyi dinlenmelidir. Dinleyici ile empati kurularak karışık ve anlaşılmaz konu ve cümlelerin konuktan tekrarı istenmelidir. Yeterince değinilmeyen konular devam sorularıyla açılmalıdır. Konuğa dinlendiği hissettirilmelidir. Sorular metinden okunur gibi değil, doğal bir biçimde sorulmalıdır. Röportaj, konuşmanın akışına göre yeni sorularla güçlendirilmelidir. Sunucu kendi sorduğu soruları yanıtlamamalıdır. Konuğun sözleri konuşma sonunda veya gerekli yerlerde özetlenmelidir. Konuğa yönlendirici sorular sorulmalıdır. Dinleyicinin söylenenleri anlayabilmesi için küçük boşluklar bırakılmalıdır. Soru cümlesi anlaşılır olmalıdır. Her seferinde yalnızca bir soru sorulmalıdır. Konuğun, sorulmasını istemediği sorularla ilgili röportaj öncesi uzlaşılmalıdır. Konuğun duygusal tavırları gözlenerek, gerektiğinde yönlendirilmelidir. Stüdyo dışında yapılan mekan röportajları, konuğun stüdyoya gelemediği ya da konuyu doğallaştırmak için doğal seslerin de duyulmasının istenebileceği durumlarda kullanılabilir.
Mekan röportajları öncesinde mikrofon ve ses kayıt cihazı kontrol edilmeli, yedek piller bulundurulmalı, dış ortamda mikrofon rüzgarlığı takılmalı, ses düzeyleri kontrol edilmeli, kayıt sonrası ses kaydı kontrol edilmelidir. Sokak röportajları, VOPOP, genellikle halkın bir konu hakkında düşüncesini öğrenmek için yapılır. Genellikle kamuoyunda yankı bulan olaylarla ilgili olabilmektedir. Genellikle popüler caddeler, alışveriş merkezleri, spor karşılaşmaları çıkışı gibi insanların yoğun bulundukları yerlerde yapılır. Bu tür röportajlarda, muhabir geri planda kalarak, mikrofon yöneltilen kişi ön planda olmalı ve farklı görüşlerin de öne çıkması sağlanmalıdır. Toplumsal yapıyı temsil edecek ve yaş, gelir, eğitim gibi açılardan farklılık gösteren kişilere mikrofon uzatılmalıdır. Sokak röportajlarında dikkat edilmesi gerekenler ise şunlardır. Amaç farklı görüşleri almaktır. Soru açık ve anlaşılır olmalıdır. Belirlenen soru herkese aynı biçimde sorulmalıdır. Kalabalık mekanlar tercih edilmelidir. Fondaki sesler gereklidir fakat konuşmacının sesinin önüne geçmemelidir. Röportaj öncesinde kullanılan cihazların çalışıp çalışmadıkları kontrol edilmelidir. Her türlü yedek malzeme bulundurulmalıdır. Mikrofon uzatılan her kişiye sunucu kendini tanıtmalı ve ne için söyleşi yapmak istediğini kişiye anlatmalıdır. İzin alındıktan sonra soru sorulmalı ve cevap alınmalıdır. Kişi görüşlerini bildirirken, sadece görsel olarak dinlenildiği vurgulanmalıdır. Yanıtlarda kadın ve erkek sesi dengesine dikkat edilmelidir. Olumlu ve olumsuz görüşlerin dengesine dikkat edilmelidir. Röportaj sırasında, kişi ve verdikleri cevaplarla ilgili notlar tutulmalıdır. Dinleyicinin dikkatini canlı tutmak için en çarpıcı yanıtlar röportajın sonunda kullanılmalıdır. Sokak röportajları sosyolojik ve istatistik sonuçlar veremeyeceğinden genelleme yapılmamalıdır. Bir röportajda genel olarak yapılması gerekenler şunlardır. S-146, Şekil 7-1. Hazırlanarak gelmelisiniz. Konuyu ve konu araştırmalısınız. Geçici bir soru listesi hazırlamalısınız. Dinleyici kitlesini tanımalısınız. Konuğun tepkilerini değerlendirmelisiniz. Sıcak ve samimi olmalısınız. Giriş anonsunu, çıkış anonsunu ve ilk soruyu belirlemelisiniz. Açık uçlu sorular sormalısınız. Konuğun sözünü kesmek için izin istemelisiniz. Röportajın kontrolünü sağlamalısınız. Tarafsız olmalısınız. Yasal sınırları bilmelisiniz. Etik kurallara uymalısınız. Konuşmacıya konuyla ilgili temel kavramları açıklatmalısınız. Bir röportajda genel olarak yapılmaması gerekenler ise şunlardır. S-146, Şekil 7-1. Konuyu tek boyuta indirgememelisiniz. Röportajı önceden hazırlanmış sorularla sınırlandırmamalısınız. Bir seferde birden fazla soru sormamalısınız. Kısa süreli sessizliklere izin vermelisiniz. Kişisel fikrinizi söylememelisiniz. Soruları konuğa önceden vermemelisiniz. Anladım, tamam, evet gibi onay sözcükleri kullanmamalısınız. Konuşmayı yönlendirmemelisiniz. Kapalı uçlu sorular sormamalısınız. Konuğun size olan güvenini sarsmamalısınız. Sorduğunuz sorunun cevabını vermemelisiniz. Herkes tarafından bilineni sormamalısınız. Röportajı zamanımız doldu ve benzeri ifadelerle bitirmemelisiniz. Radyo ve televizyon programcılığının temel kavramları dersi 8. ünite özeti. Televizyonda program yönetmek. Giriş. Her zaman belli bir sertifika ya da diploma olmasını koşut taşımayan mesleklerden biri olan yönetmenlikte esas dikkate alınan temel koşut, yorum ve yaratıcılık becerisidir. Bir yönetmenin kendini geliştirmesi sadece bir eğitim sistemiyle değil, yaşam boyu öğrenmeye dayalı bir süreci kapsar. Bu süreç önceden yapılmış örnekleri izleme, farklı projeleri yönetme ve mümkün olduğunca fazla okumakla zenginleşebilir ancak. Okumak, sadece yaratıcı meslekleri icra edenlerin değil tüm insanları farklılaştıran, yaşama bakışını değiştiren bir etkinliktir. Bu anlamda birbirinden farklı metin türlerini okumak bir yönetmen için gerek kurgu, gerek karakter analizi ve gerekse de tüm farklı anlatım teknikleri açısından zengin bir kaynak sunar. Yönetmenin kendini geliştirmesi aşamasında izleyeceği yollardan biri de usta yönetmenlerin yapımlarını izlemek ve farklı anlatım tekniklerini uygulamayı denemektir. Bunun yanı sıra farklı projelere imza atmak da geliştirici bir eylemdir. Keza her projede çalışacağı farklı oyuncu ve farklı kamera arkası ekibi yeni bir deneyim ve bakış açısı demektir. Fikirden tasarıma. Birçok yapımcı ve yönetmen için temel sorun iyi bir fikir bulmaktır. Ancak yaratıcı bir yönetmen her zaman farklı proje fikirleri geliştirir. Bu nedenle yaratıcı yönetmenler çoğunlukla kendi senaryolarını da kendileri yazar.
Sinemada bu durum olan bir biçimde işlerken, televizyon yapımcılığında bu süreç çok daha karmaşık ve değişkenlere bağlı olarak ilerler. Çünkü bir sinema filmi ticari ama aynı zamanda sanatsal bir kaygı ile yapılabilir. Oysa televizyon programları daha çok ticari değere yöneliktir. Bir televizyon yapımı, eğlendirme, eğitme, haber verme, mal ve hizmet tanıtımı ya da farkındalık yaratma gibi çeşitli işlevleri sürdürülebilir bir biçimde yerine getirmekle yükümlüdür. Sürdürülebilir olma durumunun ticari karşılığı, yüksek izlenme oranlarıdır ve bu ancak iyi fikirlerin bulunması ve doğru uygulanması ile gerçekleşebilir. Kamera önünde kim olacak? Bir yapım için en temel öğe olan içerik kadar, o yapımda ekranda görünecek kişinin de seçimi önemli rol oynar. Bazen içeriğe bağlı olarak doğru isim aranırken, bazen de seçilen isim içeriği belirleyebilir. Çoğu durumda bir kişiyi seçmek, zaten programda söylenecek sözü de belirlemek anlamına gelebilir. Kamera önünde yer alacak kişilerin işlevleri, programa katkıları, yer alacakları süreler, akış içindeki yerleri ve varsa mizansenleri önceden tasarlanmalı ve prova edilmelidir. Yönetmenin temel işlevlerinden biri, kamera önündeki kişilerden en iyi performansı alabilecek ortamı oluşturmaktır. Nasıl bir mekan? Televizyon programlarının çekildiği mekanlar, gerçek ve kurmaca olarak ikiye ayrılır. Gerçek mekanlar program yapımı için değil, bizzat insanların yaşaması için tasarlandığından çeşitli sorunlarla karşılaşılır. Zira buralar kontrolsüz kamusal alanlardır. Ses ve ışık yalıtımı olmadığından özel donanımlar gerektirir. Kurmaca mekanlar ise, stüdyolar, dizi setleri, reklam setleri ve benzeri kontrollü mekanlar olarak çekimlerde büyük kolaylıklar sağlarlar. Belgesel gibi dış mekana bağlı çekimler, sonradan stüdyodaki programa dahil edilebilir. Mekan seçiminde planlama, seçilen mekanın program içeriğine katkısı, yapım zorluklarına etkisi ve bütçeye katkısı bakımından önem taşır. Çekim mekanlarını tasarlama ve buna göre projeyi desenleme, olası değişikliklere karşı yeni yaratıcı çözümler planlamak bir yönetmenin sahip olması gereken becerilerden biridir. Oyuncu konuklar ve kamera konumları. Program içeriği ve oyuncular belirlendikten sonra en önemli aşama dekorun tasarlanmasıdır. Dekor, içeriğe uygun bir biçimde, konuşmacıların doğru yerleşebilecekleri ve ışık, kamera gibi elemanların rahat konumlanabileceği bir biçimde olmalıdır. Kişilerin dekor içindeki yerleşimi bakış açılarını ve hareketlerini etkiler. Buna göre, karşılıklı diyalogların ve çatışmanın atmosferi oluşturulur. Bu açılar kamera açıları ile birlikte çalışılır. İki kişilik sistemin yapılandırılmasında iki kişiye 180 derece karşılıklı ya da 90 derece dik açılı olarak konumlandırılır. Çoklu kişi yapımlarında ise, kişi ve kamera sayısına göre yerleşim tasarımı yapılır ve mümkün olduğunca her kişinin cepheden görünümü hedeflenir. Profil çekimi ancak özel durumlarda tercih edilen bir durumdur. Kişiler arası tepki çekimleri, izleyiciyi canlı tutacağından kamera açıları buna göre ayarlanmalıdır. Çoklu kameralı çekimlerde her kameranın çekeceği görüntü tanımlarını, çekim ölçeklerini, kamera hareketleri ve çekim sırasını tanımlayan kartlardır. Yönetmen ile kamera operatörü arasında görsel bir mutabakat sağlar. Ekip çalışmasını verimli hale getirmek için stüdyoda bulunan tüm öğelerin kuş bakışı yer aldığı ölçekli çizimdir. Bu plan üzerinde çekim akışı belirlenir ve gerekli çalışanlara dağıtılır. Her yönetmenlik deneyimi aslında görsel ve işitsel bir iletişim sürecinin tasarımını yönetmektir. Çekimlerin planlanması da bu sürecin iletişim işlevini yerine getirmesi, dramatik yapıyı desteklemesi ve estetik bütünlüğün sağlanması amacı ile yapılır. İzleyicinin dikkatini sürekli kılmak için yaratıcı kompozisyon bilgisi ve öğelerin birbiriyle olan ilişkisi önemlidir. Sinema ve ekran görüntüleri benzerlik gösterse de teknik olarak farklı iletişim araçlarıdır. Bu nedenle ölçek ve görsel dil oluşturmada çerçevelemede de farklılıklar görülür. Televizyon yapımları anlatı biçimine dayalı olarak tür ve formatlar şeklinde çeşitlenirken, filmler ise türsel ayrımlarla ifade edilir. Sinema ve televizyonun anlatım öğeleri, gerçekçi, dramatik, tematik, lirik, güldürü ve ilgisiz, tasarlanmamış ve olmayan işlev olarak sıralanır. Bu işlevler doğrultusunda anlatım öğeleri bir araya gelir ve şekillenir. Ses tasarımı. Yönetmenlik kavramı daha çok görüntü ile ilişkilendirilmiş olsa da, ses boyutu yapıma dramatik ve estetik bir katkı sağladığı gibi, gerçekçilik algısını da güçlendirir. Ortam sesinin aynı andaki kaydı, yapımın ortam ve atmosferini oluşturmada katkı sağlar. Ses, zaman ve mekan boyutu, karakter, atmosfer,
dramatik etki yaratmak ve sahneler arası geçişi düzenleyerek süreklilik sağlamak gibi işlevlere sahiptir. Bir yapımda, insan ve karakter sesleri, çevre ve ortam sesleri, müzik ve sessizlik gibi dört ses öğe grubu kullanılabilir. Kim kimdir? Televizyon ve sinema yapımları, bireysel beceriyle değil bir grup dinamiğiyle gerçekleşir. Bunun için çeşitli görevlerde yer alan ekip oluşturulur. Sorumlu yapım yönetmeni. Bir yapımın finansal çözümüyle ilgili kişidir. Yapım şirketlerine ya da yönetim kurullarına karşı sorumludur. Uygulayıcı yapımcı. Yapım sürecindeki tüm lojistik, yasal ve finansal konulardan sorumlu kişidir. Sorumlu yapım yönetmenine karşı sorumludur. Yönetmen. Bir yapımın estetik, teknik ve yaratıcı süreçlerinden sorumlu olan, yapımın tüm içeriğini tasarlayan ve uygulatan kişidir. Yapımcı ve yapım şirketine karşı sorumludur. Yardımcı yönetmen. Yapımın başından sonuna dek yönetmene yardım eder ve tasarımdan çekime kadar olan tüm süreçte yönetmenin yanında yer alır. Yönetmene karşı sorumludur. Yönetmen asistanı. Yardımcı yönetmene işlerin yürütülmesinde yardım eder ve çekim notlarını tutar. Önce yardımcı yönetmene, sonra yönetmene karşı sorumludur. Sanat yönetmeni. Kamerada oluşturulacak görüntünün, yönetmenin taleplerine uygunluğunu sağlar ve bunun için gerekli nesneleri tasarlar, toplar ve birleştirir. Yönetmene karşı sorumludur. Senarist. Özgün bir fikri ya da edebi bir eseri senaryolaştıran, görsel bir ifade biçimine dönüştüren kişidir. Yapımcıya karşı sorumludur. Yapım yardımcısı. Çekimlerin güncellenmesi ve senaryoya uyumunu kontrol eder, sürekliliğin sağlanması için notlar alır ve zaman kodlarını tutar. Yönetmene ve uygulayıcı yapımcıya karşı sorumludur. Görüntü yönetmeni. Kamera operatörü, aydınlatma operatörü ve sanat yönetmeni ile ortak çalışarak yapımın görsel süreçlerinin tasarlanmasını ve kameranın kaydedebileceği şekle getirilmesine çalışır. Yönetmene ve uygulayıcı yapımcıya karşı sorumludur. Kamera operatörü. Görüntü yönetmeni ile yönetmenin tasarladıkları görüntülerin ve seslerin kamera ile kaydedilmesini gerçekleştirir. Görüntü yönetmenine karşı sorumludur. Birinci kamera asistanı, fokus puller. Mercek ve diyafram özelliklerini kullanarak derinlik hesabı yapar ve net görüntü kaydedilmesini sağlar. Görüntü yönetmeni ve kamera operatörüne karşı sorumludur. İkinci kamera asistanı, loader. Kamera ve yardımcı donanımların taşınması, kameraya film yüklenmesi ve kontrol edilmesi, kaydedilmiş görüntülerin düzenlenmesi gibi konularda çalışır. Kamera operatörüne karşı sorumludur. Ses operatörü. Yapımlarda seslerin kaydedilmesi ile görevlidir, gerekli donanımları kullanır. Yönetmene karşı sorumludur. Elektrik teknisyeni. Setteki tüm elektrik sisteminden sorumludur ve tüm cihazların verimli olarak kullanılmasını sağlar. Yönetmene, uygulayıcı yapımcıya ve ışık şefine karşı sorumludur. Stüdyo şefi. Stüdyodaki süreçlerin düzeninden ve işlemesinden sorumlu, stüdyodaki en yetkili kişidir. Yönetmene karşı sorumludur. Resim seçici. Özellikle canlı yayınlarda ya da canlı kayıtlarda görev alır ve farklı kameralardan gelen görüntülerden yayına verilecek olanları seçerek yayınlanmasını sağlar. Yönetmene karşı sorumludur. Teknik yönetmen. Stüdyodaki tüm elektronik sistemden sorumlu kişidir. Yönetmene ve uygulayıcı yapımcıya karşı sorumludur. Işık şefi. İstenen ışık ortamını hazırlamak için, aydınlatma elemanlarının yerlerini, şiddetini ve niteliklerini oluşturur. Yönetmene ve uygulayıcı yapımcıya karşı sorumludur. Kayıt operatörü. Stüdyo çekimiyle gerçekleşen görüntülerin istenilen formatta olmasını, düzenlenmesini ve kayıt materyali ile çekim süresi arasındaki uyumu sağlar. Yönetmene karşı sorumludur. Kostüm görevlisi. Kullanılacak kostümlerin seçimi, hazırlanması ve sürekliliğinin sağlanması ile görevlidir. Sanat yönetmeni ile birlikte çalışır ve ona karşı sorumludur. Makyaj görevlisi. Kamera önünde yer alacak kişilerin, gündelik yaşamdakinden farklı olarak stüdyo için tasarlanan makyajı yapmakla görevlidir. Sanat yönetmenine karşı sorumludur. Ekip yönetimi. Yönetmenlik mesleğinin temel özelliklerinden biri, yapımın tek başına üretilemeyecek bir ürün olması ve bunun bir ekip tarafından gerçekleştiriliyor olmasıdır. Ekip yönetiminde ekibin psikolojisi ve motivasyonu, ortaya çıkacak ürünü doğrudan etkilediği için sağlıklı bir iletişim kurmak ve yüksek moralle çalışabilmek esastır. Bu konuda bir yönetmenin ve yapımcının dikkat etmesi gereken temel hususlar, doğru işe doğru insan, tatminkar ve adil ücret dağılımı,
çalışma ve sosyal haklara saygılı çalışma koşulları ve doğru iletişim yöntemleri biçiminde sıralanır. Temel donanım bilgisi. Bir yönetmenin mesleki yeterlilikleri arasında bir yapımın oluşturulması aşamasında kullanılan teknik donanım hakkında temel bilgi sahibi olmak yer alır. Her bir donanımı kendi alanındaki uzmanları kadar yeterlilikle kullanması beklenmez ancak, yapım sırasında donanımların hangi amaçla ve kimlerce kullanılacağını bilmek durumundadır. Finansal boyut. Her yönetmenin yüksek bütçe ile çalışma arzusuna karşılık her yapımcı için ise başarı, mümkün olduğunca düşük bütçe ile gerçekleşen yapımlardır. Bu noktada uzlaşma yapılan sözleşme ile sağlanır ve ancak çok özel durumlarda bu bütçenin lük oranından fazlası aşılabilir. Canlı yayın. Canlı yayın sadece elektronik medyaya ait bir olanaktır ve ancak radyo ve televizyon yayın sistemi ile uygulanabilir. İletileri canlı olarak sadece duymak, görmek kadar işlevli olmadığı için, bu konuda televizyon radyodan daha işlevlidir. Bir programın canlı yayınlanmasındaki en temel olgu, izleyicinin anında tanıklık etmesindeki anlamdır. Önceden kurgulanmış ya da anında tanıklığı gerektirmeyen konularda canlı yayın yapmak işlevsizdir. Spor müsabakaları, tarihi konuşmalar, önemli haberler ve yarışma programları canlı yayında daha etkili bir biçimde yer alır. Canlı yayın yönetimi diğer yapımlara göre daha zahmetli ve streslidir, çünkü değişiklik yapma ve hataları düzeltme şansı yoktur. Bu nedenle ön hazırlık yapma, senkronize çalışma becerisi ve stresle başa çıkma yetisi çok önemlidir. Değerli öğrenenler, sizler için birçok ders özetini hazırlamaya devam ediyoruz. Kanalımızda hali hazırda 1000'den fazla dersin özetine ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda 500'den fazla soru-cevap videosuna ulaşabiliyorsunuz. Kanalımızın daha geniş kitlelere ulaşabilmesi için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kaliteli içerik üretimine devam edebilmemiz, daha fazla izleyici kitlesine ulaşabilmemiz ile de mümkün olacaktır. İzlediğiniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. İçeriğin arkadaşlarınıza da faydalı olacağını düşünüyorsanız lütfen onlarla da paylaşın. Sosyal medya gruplarında ya da hesaplarınızda da paylaşabilirsiniz. Bunlar kanalımıza destek olabileceğiniz en kolay ve ücretsiz yöntemler. Diğer yandan katıl butonuyla ekibimize çay ısmarlayabilirsiniz. İyi çalışmalar ve başarılar dileriz.